bir Açık ve Net'te daha birlikteyiz. Türkiye'de Perşembe akşamından bu yana pek çok yeni gelişme yaşandı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in 8. videosu sosyal medyada yaklaşık 70 milyon kişinin erişimine ulaştı. Yeni iddialar ortaya attı. Resmi açıklamalar var iddialar karşısında. Bu konuyu konuşarak başlayacağız. Arkasından Ayasofya Camii'nde Cuma günü gerçekleşen icazet törenine katılan İmam Mustafa Demirkıran'ın Atatürk'e hakaret içeren sözler sarf ettiği iddia edildi. Bu konuda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den peş peşe açıklamalar geldi. Hakaret kastı taşıyor muydu, taşımıyor muydu? Biraz bu konuyu da konuşalım istiyorum. Onun dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yine bir iddianame ile karşı karşıya. 31 Mart 2019'da yapılan o meşhur seçimde sarf ettiği sözler nedeniyle YSK üyeleriyle ilgili seçimi iptal edenler ahmaktır sözleri nedeniyle bir iddianame düzenlendi. Kendisine 4 yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor İmamoğlu'nun. Bu konuyu da konuşalım istiyorum. Çok da önemli, kıymetli konuklarım var. Hepsi de İstanbul stüdyodalar. Önce bir kendilerini tanıtayım istiyorum. İyi Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Ahat Andican bizimle. Hoş geldiniz Ahat Bey. Hemen yanında Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı var. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hemen yanında Profesör Doktor Ersan Şan ceza hukukçusu. Hoş geldiniz Ersan Bey. Ve sağ yanımda Profesör Doktor Selami Kur'an Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz. Ve AK Parti 22. dönem milletvekili Resul Tosun. Hoş geldiniz Resul Bey. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi çok sıkı bir kadroyla birazdan bütün sıcak gündemi değerlendireceğiz. Ahat Andican'la başlamak istiyorum. Ahat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Türkiye'nin gündeminde bu suç örgütleriyle ilgili iddialar var. Malum videolar var. Bugün işte Peker 8. videoyu yayınladı. Buna karşın resmi açıklamalar da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. İçişleri Bakanı'nın bizdeki açıklamaları oldu. Farklı açıklamalar var. Ne dersiniz? Bu böyle karşılıklı açıklamalar, bu konu nereye doğru ilerliyor? Ne dersiniz genel olarak? Ben bu meseleyi biraz özel olarak yapılan açıklamalar ya da suç örgütü liderinin videoları üzerinden değil ama bunun bütününe olan devletin ya da doğrusu iktidarın yaklaşımı üzerinden değerlendirmek istiyorum. Çünkü asıl onunla eğer bu şekilde bakarsak bir sonuç elde edebileceğimizi düşünüyorum. Onun üstünde kalan şeyler spekülatif olur. Burada iktidarın bu meseleye 17-25 meselesinde olduğu gibi bana göre yanlış bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyorum. Şimdi yanlışlık nerede? 17-25 olaylarında hatırlayacaksınız. FETÖ'nün bir kumpası sonrasında ortaya çıkan veya Türkiye'nin gündemine gelen bir olaydı. Fakat bu olayın içerisinde bir de alınan verilen rüşvetler meselesi vardı. Hatırlayın. Ve iddialar vardı. O dönemde maalesef iktidar meseleyi bir bütünlük içerisinde ele aldı. Bu olayı tamamen şeytanlaştırarak bir anlamda, yani içerisinde bazı doğru şeyler de olabilir mi diye sormadan bütünüyle reddetti ve o şekilde yahu böyle bu işin içerisinde böyle iddialar var, bu iddiaların araştırılması lazım diyenleri de FETÖ'cülere destek vermekle bir anlamda. Tabii o, bu şekilde bir suçlamayla sonuçta bu konu halının altına peki, süpürdü. O dönem o FETÖ'cülerin şeyleri, delilleri toplama yöntemlerinin illegal olması, bakanların benim görevden alınması, meclisteki oylamalar vesaire. Benim söyleyeceğim onlarla hiç alakalı değil. İşte peki, farklılık orada. Tabii. Şimdi orada o rüşvet iddialarının anahtar ismi kimdi? Reza Zarrab'ı. Reza Zarrab da tutuklananlar arasındaydı. Hatırlayın. İktidar meseleye bir bütüncül red anlayışı içerisinde baktığı için Reza Zarrab da dahil olmak üzere tutuklananları bir iki ay neyse sonrasında serbest bırakıldı. Bu konunun üzerine gidilmedi. Ve sonuçta neyle karşılaştık? Reza Zarrab Amerika'ya gitti. Amerika'da bugün Amerikan mahkemelerinde
kimlere ne kadar rüşvet verdiğini ve Türkiye'de nasıl yasa dışı işler yaptığını bülbül gibi anlatıyor. Ve Türkiye'nin başına da ciddi bir fatura olarak önüne bu mesele maalesef konacak. Zarrab Türkiye mahkemelerinde eğer o dönemde Türk mahkemelerinde yargılanabilmiş olsaydı, evet, bazı onunla ilişki kuran, ondan rüşvet aldığı ortaya çıkacak olan insanlar da bu konuda etkileneceklerdi. Ama sonuçta bu mesele Türkiye'nin meselesi olarak, kendi iç sorunu olarak kalması söz konusu olacaktı. Reza Zarrab'ın patronu konumunda olan Bebek Zencani'yi hatırlarsınız. İran mesela böyle yapmadı. İran Bebek Zencani'yi tutukladı, 2 sene sorguladı, sonuçta da idama mahkum etti. Ama ciddi manada bağlantılarını ortaya koydu. Şimdi burada da benzer bir olayla karşı karşıyayız. Nedir o? En son geçen hafta yapılan konuşmalarda dendi ki bu bir mafya suç örgütü lideridir. Dolayısıyla iddiaları hepsi reddedilmelidir. Bir şekilde yahu bu araştırılsın diyen insanlara da mafya ile birlikte olmakla devlet ya da iktidar suçlamaya başladı. Hatta İçişleri Bakanı çıktı, bu mafya liderinin veya işte suç örgütü liderini muhalefetin, PKK'nın, FETÖ'nün vesairenin hepsinin destek olduğu, onların arkasında olduğu, muhalefet liderlerini tek tek sayarak böyle bir anlayışa girdi. Bu anlayışın doğru olmadığını, biraz önce verdiğim 17-25 örneğinde olduğu gibi farklı noktalara olayı götürebileceğini düşünüyorum. Şimdi bakın, niye böyle düşünüyorum? Şunun için. Bu adamın iddiaları, bu adam sonuçta bir yasa dışı örgüt, bir suç örgütünün lideri. Bunun iddialarının doğru olup olmadığını bilemeyiz. Doğru olanları da olabilir ama hepsi yalan da olabilir. Fakat doğru olabileceğine yönelik bazı karineler var. Nedir o karineler? Önce hatırlayın, kendisine bir 2015 yılında araç verilmiş. Koruma verilmiş. Ondan sonra ve o 2015'te alınan Bursa veya İzmir valiliğince alınan bir karar sonrasında da şehirler arasında eskortla bu ülkede gezmiş. 2020'ye kadar, yani ülke dışına çıkıncaya kadar. Başka? Kendi ifadesiyle, biz de biliyoruz basından, iktidar lehine mitingler yapmış. Ve o mitinglerin bazılarında muhalefeti ve belli grupları tehdit etmiş. Oluk kanlarını oluk oluk akıtacağız, şeylere asacağız falan falan diye. Kendisi bu videolarında veya tanımlamalarında o dönemde böyle bir korku ortamı yaratmak gerekiyordu diyerek ifade ediyor. Kendisini bu şekilde tanımlıyor. Daha sonra bir milletvekilinin isteği üzerine Hürriyet'e baskını, Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik kollarının gönderildiğini ama kendisinin yedek kuvvet olarak orada olayı sertleştirmek üzere yani gönderildiğini söylüyor. Yani bizzat kendisinin içinde olduğu, şahitlik evet. ettiği Şimdi, bazı iddialar başka, ortaya atıyor tabii, diyorsunuz. Tabii, daha da vahimi ve en önemlisi bir karakolda eski bir milletvekilini, daha önce ANAP milletvekiliydi, sonra AKP'den milletvekili seçildi, kemiklerini kırdırdığını söylüyor ki bu doğru. O arkadaşı, ben de birlikte milletvekilliği yaptım. Dolayısıyla olayın doğru olduğunu biliyoruz. Şimdi ve bunun bir karakolda oluyor olması meseleye... Soruşturulması gereken bir şeydir. Kesinlikle. Yani orada belli bazı engeller kaldırılmamışsa veya önü açılmamışsa böyle bir şey yapabilir misiniz bir ülkede? Ondan sonra Korkut Eken isimli şahısla kardeşini Kıbrıs'a gönderdiğini söylüyor. Korkut Eken de bunu kabul ediyor. Oradaki o dönemdeki yönetici, askeri yönetici Galip Bey ona kabul ediyor. Yani iddialar havada uçuyor, şimdi, onun için gittik, bunun için gitmedik vesaire gibi. Ama yani şimdi adamın söylediği şeylerin bir kısmı uçuk gibi geliyor. Ama bir kısmının yaşanmışlığı var. Anlatabildim mi? Ve Peker'in ima ettiği ama asıl Sayın Süleyman Soylu'nun ifade ettiği 10 bin dolar alan bir siyasetçiden bahsediliyor.
maaş alan bir siyasetçiden bahsediliyor. Şimdi bütün bunlar bir anlamda bu meselenin öyle halının altına süpürülürse sonuçta 17-25 olayında açıkladığım gibi Türkiye ile ilgili ciddi sorunların karşılaşılabileceği bir ortama doğru gideceğini gösteriyor. Benim inancım bu. Son bir sorun var burada Ahat Bey. Bu evet. Arada biraz dinamik olsun diye yine biraz süre takibi yapmaya çalışacağım. 17-25 Aralık hatırlatması yaptınız ya. Evet. Şimdi o dönem bir FETÖ kumpası vardı, bir operasyon vardı. Aslında AK Parti'den gelen açıklamalarda da 17-25 benzetmesi yapılıyor ve bunun da Türkiye'ye karşı bir uluslararası operasyon boyutu olduğu iddia ediliyor. Buna olabilir. Ne dersiniz? Olabilir. Yani FETÖ'nün uluslararası bir kumpas ajanı olduğunu söylemeye gerek yok. Ben o noktada değilim. Burada da benzer bir durum varsa olabilir Türkiye ya da nasıl olmaya... bir tavır almalı? Bakın, olabilir ya da olmayabilir. Ben onu tartışmıyorum. Hı hı. Ayrıca öyle de olma ihtimali yüksek. Tamam ama bu şu anlama gelmiyor. Siz eğer meseleyi bu FETÖ kumpasıdır deyip onunla ilgili gündeme gelen tüm olayları halının altına süpürür, yok varsayarsanız, araştırmazsanız, üzerine gitmezseniz, sonuçta biraz önce anlattığımız Reza Zarrab olayıyla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi burada da düşünün, bu açıklamalar yapılmış. Daha sonra Sayın Süleyman Soylu sizin programınıza çıktı burada. Bakın, bu sorulara cevap vermesi gerekirken neler söyledi? Hatırlayın. Efendim, Peker tecavüzcü diyor. Peki kardeşim, tecavüzcü olduğunu eğer o dönemde değerlendirmişseniz, belirlemişseniz niye üzerine gitmediniz? Efendim, Peker baylok kullanıyordu. Dolayısıyla işte FETÖ ile ilişkisi vardı falan diyor. Peki bunu tespit ettiğiniz zaman niye üzerine gitmediniz? Adama korumalarla, eskortlarla dolaştırıyorsunuz. Peki, daha Peker'in, konuşacağız. Birkaç cümlem daha var lütfen. Peker'in yasa dışı işlemlerini karısı yönetiyordu diyor Sayın Süleyman Soylu. Peki bunu tespit ettiniz. Niye üzerine gitmediniz? Daha sonra yanına aldırıyor çocuklarını vesaire, hanımını yanına aldırıyor. Şimdi bu ayrıca daha da önemlisi, bu aracı benden öncekiler verdi diyor. Benden öncekiler verdi diyor. Bunun üzerine onları da FETÖ olayıyla bağlamaya çalışıyor. Geçen gün dikkat edin, Anadolu Ajansı bir haber geçiyor. Sedat Peker'e araç tayininde FETÖ izi diye. Onun içerisinde sonradan haber imza atanların içerisinde ya. Bir bugün aktif olarak bir AKP milletvekili, bir vali, bir emniyet müdürünün olduğu anlaşılınca da hemen siliniyor vesaire. Ondan sonra daha da önemlisi ve 17-25 ile de bağlantılandıracak en önemli şey, Sayın Bakan diyor ki, hatırlayın diyor, benden önceki bakanın, yani İçişleri Bakanı'nın çocuğunun evinde para sayma makineleri çıktı. Sonradan onun şimdi, bir tür ilişkin bir tweet attı. Kübra, ben objektif olarak ne olduğunu anlatmak istiyorum. Yoksa size itiraz etmiyorum. Bu kadar yıldır siyasetin içinde olan bir insan bir kelimede dilini sürçebilir. Ama böyle bir tanımlamayı, uzunca bir cümleyi ve hassas bir cümleyi kuruyorsanız belli bir hedefiniz olması burada gerekiyor. Burada AK Parti içine bir mesaj vardı anlamında evet, mı söylüyorsunuz? Evet. Peki, bu boyutunu da konuşalım. Belli, tamam, şimdi dağılmasın bir şey. İki boyutunu da konuşalım. Ve son bir şey daha söylüyorum. Hı-hı. Kendi iddiası olan bir siyasetçi 10 bin dolar maaş alıyor iddiasını ve bu ülkenin sanki İçişleri Bakanı değil, Bakkal Mehmet Efendi'ymiş gibi diyor ki savcı çağırsın ben cevap ona söyleyeyim. Halbuki İçişleri Bakanı olarak bilmiyorum ceza onu çok daha iyi Ersan söyleyecek. Şen'e soracağız şimdi. Ersan Bey, ceza yasasında böyle bir şey var veya neyse yasa olarak şöyle bir şey var. Siz bir böyle yasa dışı örgütle teması vesaireyi gördüğünüz zaman, tespit ettiğiniz zaman bırakın bakan olmayı, bırakın işleri güvenlikten sorumlu birisini olmayı. Devlete bunu, savcılara bunu ihbar etmeniz lazım. Sayın Bakan diyor ki efendim savcı beni çağırsın ben de ona söyleyeyim böyle. Şimdi bu anlayışla bir yere varmak mümkün değil. Son cümle olarak da şunu söylüyorum. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi ve iktidar bu meseleyi de 17-25'te olduğu gibi halı altına süpüreceğim.
bunun içinde gerçekten doğru şeyler de olabilir mi diye araştırmayacağım gibi bir yaklaşımla devam ederse bu meseleden büyük bir yara alarak çıkar ve önümüzdeki seçimlerde de kaybının en önemli nedenlerinden biri olur. Siyasi boyutu evet. Hakan Bayrakçı. Bu akşam konuşacağımız aslında bütün perspektifleri biraz özetledi gibi Ahat Bey. Resul Bey hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi birkaç şey söylüyor. Bir 17-25 kıyaslaması yapıyor Ahat Bey ve diyor ki o dönem FETÖ kumpası vardı ama bazı iddialar da topyekun böyle halı altına süpürüldü diyor. Burada da öyle yapılırsa yanlış olur diyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü iddialar, karşılıklı evet, açıklamalar şu an 17, bir bulanık hava var yani. 17-25 Aralık olayı patladığında AK Parti'yi yahut da AK Parti'yi sevenleri bir kenara bırakın. O günlerde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan değerli bir siyasetçi Şükrü Elekta Bey dedi ki bu açıkça bir yargı darbe girişimidir. Şükrü Bey'in şeyi benim değil. Onda bir itirazım yok ki. Bir dakika yani hocam. Onu anlatacaksan hocam, ona bir itirazım yok. Evet. Benim değindiğim şeye tekrarlıyorum. Hocam, ben anladım. Ona göre konuş lütfen. Türkçe biliyorum ben sizi anladım. Tamam. Benim şimdi, konuştuğum şey çok farklı. 17-25 o dört bakan üzerinden olayın hukuki boyutunu burada değerli iki tane hukuk profesörü var. Onlar tartışsın konuşsunlar. Biz istifade edelim ama siyasi boyutuna baktığımız zaman 17-25 Aralık olayı o dört bakan üzerinden, o iddialar üzerinden doğrudan doğruya hükümete yöneltilmiş bir yargı darbe girişimiydi. Elbette ki buna karşı bütüncül davranacaktı iktidar. Elbette ki bu darbe girişimine karşı tedbirini alacaktı. Nitekim birkaç gün sonra da hatırlayacaksınız bayağı bir iş adamı listesi yayınladılar. Onlar üzerinden de yine hükümete gitmek gibi bir şey vardı. Onun bir FETÖ yargı darbe girişimi olduğu gayet netti. Çünkü o iddianameyi hazırlayanlar vesaire FETÖ'den daha sonra biliyorsunuz FETÖ ile iltisaklı oldukları ortaya çıktı. Şimdi bugünkü olaya gelince bakınız yani Ahat Bey'i dinleyen de zannedecek ki hükümet yahut da AK Parti bu Sedat Peker'le bir şey içerisinde, alışveriş içerisinde, bir anlayış içerisinde, bir yani onlarla birlikte bir ara çalıştı vesaire gibi. Eğer Sedat Peker'le hakikaten bu hükümet yani omuz omuza bir şeyler yapmış olsaydı bugün Sedat Peker yurt dışında olmazdı. Türkiye'ye gelemiyor ve bugün Türkiye'nin başta Cumhurbaşkanı olmak üzere İçişleri Bakanı dahil kendisini buraya getirip yargıya teslim edeceklerini de açıkça hem sizin televizyonunuzda hem Cumhurbaşkanı grup toplantısında bunu gayet açık bir şekilde ifade etti. Mitingler meselesi üzerinden hep yani AK Parti için Cumhur İttifakı için mitingler düzenlemesi üzerinden bir birliktelik iddiası ortaya atılıyor. Ahat Bey de bunu söyledi. Ne dersiniz o açıdan? Hani diyorsunuz yani da birlikte olsalardı bugün yurt dışında olmazdı. Öyle bir birliktelik olsa burada size İçişleri Bakanı ne dedi? Bana bir tane belge getirin, bir tane delil getirin. Burada boş kağıdı size imzalayayım, görevden istifa edeyim diye. Bunu dışarıda da açıkça meydan okudu. Yani şimdi karşımızda evet bu şahsın Türkiye'de bir takım çevrelerle ilişkisinin olduğu biliniyor, var. Ve Türkiye'de de zaten uzun süre hapiste yatmış. Ve videolarda geçen olayların büyük çoğunluğu hemen hemen hepsi de AK Parti iktidarından önceki olaylar. Şimdi neden Peker yani FAS'ta yakalanıyor yahut da oradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor ve oradan bugün zannediyorum 8. videosu yayınlandı. Ve dikkat ederseniz merhale merhale, aşama aşama her videoda önce mesela 7 bir videoya kadar Türkiye'nin iç politikasıyla ilgili, Türkiye'nin iç işleriyle ilgili bir takım iddialarda bulundu. Ve bugün aşama kaydetti. 8.sinde dış politikayla ilgili bir takım iddiaları gündeme getirdi. Ve bu getirdiği iddialar, tıpkı FETÖ'nün hükümet teröristlere silah gönderiyor iddiasında olduğu gibi aynı şey bugün en bu sıraya hükümetin silah gönderdiğini iddia eden bir şeyle çıktı.
Tamam mı? Şimdi bu ne demektir? Bakınız, bu şu demektir. Bu şahıs artık kendi yani koyduğu bir senaryoyu oynamıyor. Bu şahıs istihbarat uzmanlarının da değerlendirmesine göre bir istihbarat örgütünün denetiminde planlı, programlı, seçilmiş cümlelerle ve hazırlıklı bir şekilde Türkiye'de ortamı karıştırmaya çalışıyor. Bunun adı psikolojik harptir. Bal gibi psikolojik harptir. Bugün 70 milyon diyorsunuz izlendi. Totalde. Hem toplum merak ediyor, hem de işte Ahat Bey gibi tecrübeli bir siyasetçi bile böylesi bir suç örgütünün liderini ciddiye alarak bunu tartışmak ve bunu kaldı ki... Burada perspektif ne olmalı ki, AK Parti açısından Resul Bey? Yani bir suç örgütü örgütünün iddiaları. İşte Ahat Bey de diyor ki kimisinin içerisinde kendisi var, kimisi saçma sapan. Yani bir, o da öyle görüyor. Şimdi burada AK Parti bir ve kamuoyu da bu videoları böyle bir şeyle izliyor. Merakla, ilgiyle ya da ne oluyor diye anlamak için izliyor. Yani... Burada tavır, AK Parti açısından tavır... bu bir suç örgütü liderinin iddiaları asla ciddiye alınamaz, biz bunları yok sayıyoruz gibi bir tavır mı olmalı? Yoksa Ahat Bey de diyor ki bu bazı iddiaların temeli varmış gibi bir izlenim uyanıyor. Bunların araştırılması, soruşturulması lazım. Böyle mi olmalı? Şimdi Kübra Hanım, bakınız yani olayı objektif olarak değerlendirecek olursak hem bu iddiaların ciddiye alındığı hem de bir suç örgütü eliyle kullanıldığı ve psikolojik bir harp yönetildiği ve bu bence uluslararası istihbarat örgütlerinin de doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı yöneltilmiş ve bu hükümeti de bir bakıma erken seçime zorlamaya yönelik bir senaryonun parçası. Ciddiye nasıl aldılar? Bakınız Cumhurbaşkanı Salı günü, Çarşamba günü yaptığı konuşmada hem Ankara hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları konuyla ilgili tahkikata başladılar. Doğru. Bu ciddiye alındığının işareti. Artı bu 20 gün konuşuldu. Niye AK Parti'den kimse sesini çıkarmıyor dendi. Geçen pazartesi günü biliyorsunuz Süleyman Soylu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu şahsın iddiaları araştırılsın. Benim hakkımdaki şeyler de araştırılsın diye. Başka ne yapacaktı? Yani hukuksa hukuka müracaat etti. Bu aşamadan sonra yapılması gereken şudur. Ortada bir psikolojik harp var ve burada aslında muhalefetin, hükümetin yanında, Türkiye'nin yanında durması gerekiyor. Acı olan şu ki 17-25 Aralık sürecinde de muhalefet FETÖ'nün tapelerini Millet Meclisi'nin kürsüsünden okuyarak maalesef o istihbarat örgütünün bir şeyi olan FETÖ'ye maalesef hizmet ettiler. Şimdi aynı şeyi muhalefette görüyor. Aynı şeyi şimdi Ahat Hocam diyor ki yani bunu itibar ediyor. Bana ciddiye alıyor. Yani peki, bunu zaten Cumhurbaşkanı Resul Bey, ciddiye almış. Resul Bey. Ya yargı affedersiniz hocam. Savcılık. Hayır. Hemen yanıt vermeye çalışacağız. Savcılık tahkikata başlamış. Ama artık bu suç örgütü liderinin söylemlerini, iddialarını ciddiye alıp bunun üzerinden iktidara yüklenmek, hiç kimse kusura bakmasın, bu psikolojik harbin oyununa gelmektir. Hiç kimse kusura bakmasın, Biden'ın geçen sene Ocak ayında Erdoğan'ı seçimle düşüreceğiz ama bunu muhalefete destekleyerek yapacağız oyununun başlangıcıdır ve bu daha başlangıçtır. Bakınız, bundan sonra ne gelecek onu bilemiyoruz. Önce iç işlerimizde Türkiye'nin iç konularıyla ilgili bir yığın iddialarda bulundu. Şimdi tıpkı FETÖ'nün iddia ettiği gibi, tıpkı Cumhuriyet Gazetesi'nin Can Dündar'ın teröristlere silah gönderiyor haberi gibi. Bu konular ceza davası konuları Resul Bey. Bu bahsettiğiniz konu bir ceza davası konusu. Bu konuda basın içinde açılan ceza davaları konuları var. Dolayısıyla mesele bir anlaşılmadan tamam, bu konuyu bu perspektiften konuşmazsak davaya bir şey demiyorum. Davayla ilgili onu etkileyecek bir söylemde de bulunmuyorum. Diyorum ki bakınız bu şahıs aynı FETÖ'nün söylemini, Dündar'ın söylemini olduğu gibi bugün tekrar ediyor. Peki Resul Bey. Bu emperyalist güçlerin bölgemizde, ülkemize yönelik oyunun bir parçası. Dolayısıyla yani oradan yola çıkarak Peker'i... Buyurun devam edin Resul Bey. Şimdi
Yani ben burada... Tamamladıysanız bir Ersan Şen'e sorayım ben. Şimdi ben son cümleni söyleyeyim. Bakınız burada istiyorum. Maalesef muhalefet partileri bu okyanus ötesinden kurulan bu tezgahın bir elemanı şeklinde şu anda değerlendirilen ki bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan bu şahıs kimi istihbarat örgütlerinin denetiminde Türkiye aleyhine oluşacak bir hem içerideki kamuoyu hem de bakınız 14'ünde Cumhurbaşkanı Biden'la görüşecek. Oraya gitmeden önce de bunlar özellikle gündeme getiriliyor ki masaya konsun. Dolayısıyla yani işin hukuki boyutunu hukukçular tartışsın. Ama siyasi boyutunu siyasi boyutuna göz attığımızda maalesef ortada bir psikolojik harp olduğunu, emperyalist güçlerin Türkiye'ye yönelik ve özellikle bu hükümeti düşürmeye yönelik bir oyunun parçası olduğunu görmek lazım. Peki, çok çok teşekkürler. Bir cümle söyleyebilir miyim? Buyurun, buyurun. Yani muhalefet ciddiye alıyor, iktidar ciddiye almayacak, öyle mi? Süleyman Soylu iki televizyonda saatlerce ne için peki sözde cevap vereceğim diye aslında kendisini şey yapmaya çalıştı. Niye? Bir karakolda, bu ülkede bir karakolda bir milletvekili dövüldüğü açık ortada. Adam burada. Adam burada. Yani devletin ya da yönetimin içerisinden bazı hocam, insanlar bu işe zemin sağlamasa. Bir dakika, ben seni dinledim. İçişleri Bakanı. Evet. İçişleri Bakanı konumunda onun altındaki insanlar buna ön vermemiş olsa o adam o işi yapabilir mi? Yahu bir ülkede İçişleri Bakanı 10 bin dolar her ay bir siyasetçinin rüşvet aldığını bildiğini söylüyor. Sen o hak ihlalini İçişleri Bakanlığı mı yaptığını iddia ediyorsun? Ne hak ihlali? Yani o darbe olayını İçişleri Bakanlığı'nın baskısıyla mı yapıldığını söylüyorsun? Hayır, nereden çıkardın yahu? Yahut da onun izniyle, onun talimatıyla mı? Benim o söylediğimden bunu mu anlıyorsun? Onu söylüyorsunuz. Bu ülkede bir milletvekili bir karakolda, bir gözaltına alınmış bir şahıs, şahsın dövülmesi, kemiklerinin kırılması nasıl olabilir? Ya İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla mı olmuş? Hayır. Hayır. Ama ona bazı insanların imkan tanımasıyla olur. Anlatabildim mi? Bakınız, İmkan tanımadan olmaz. Ben de bir cümle söyleyeyim. Yani yine çarşamba günü. Sen bunları ciddiye almayacaksın. Sen bunları araştırmayacaksın. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında önemli bir konuşmaydı. O konuşmanın bir bölümü emniyet ve güvenlikle ilgiliydi. Orada terör örgütleriyle, FETÖ'yle, PKK'yla, DAEŞ'le, DHKPC diğerleriyle, uyuşturucularla, efendim bu suç örgütleriyle, kaçakçılarla yapılan mücadeleyi de rakamlarla ortaya koydu. Ortada böyle münferit eylemler var ama bunlar bakanın talimatıyla değil, hukuka yöneliktir. Hukuk da hakkını arar insan. AK Parti iktidarı döneminde mafya kalmamıştır hocam. Bu ülkede bir uyuşturucuyla mücadele. Bu ülkede bir mitingi sen eski bir milletvekili olarak yapabilir misin? Yaparsın. Nasıl yaparsın? Vali izin verecek. Ve senin önünü açacak. Başka türlü bir miting yapabilir misin? Hocam bu iktidar adam 15-20 tane miting yapmış. Mafyayla mücadele edilmiş, mafya kalmamıştır. Ya bırak şimdi o genel lafları bırak. Genel laflar değil. Bunlar rakamlarla ortada. Bu adamla ilgili konuşuyoruz. Bunlar AK Parti'nin başarıları. Bak adam korkusundan gelemiyor Türkiye'ye. Adam kendi isteğiyle çıkmış. Çünkü bu hükümet mafyaya, uyuşturucuya boyun eğmedi. Adam kendi isteğiyle çıkmış. 2015'ten beri 5 yıl kendi isteğiyle gelsin buyursun. 5 yıl bu devlet çakarlı arabayla, eskortla, korumayla, yurt dışına dahi korumayla göndermiş. Ersan Şen, sizinle devam edelim. Sonra da Hakan Bayrakçı'ya biraz toplumsal algıyı da soracağım. Profesör Doktor Selami Kur'an da söz bekliyor. Şimdi iddialar havada uçuşuyor. Bir suç örgütü liderinden söz ediyoruz. Ve yani özetle 3 grupta iddiaları var. Kendisinin içinde olduğu, şahitlik ettiği, bir de 3. şahıslarla ilgili Ahat Bey'in de kimileri saçma sapan olabilir diye tarif ettiği iddialar var ortada. Kamuoyu izliyor, resmi açıklamalar var. Neye itibar edeceğiz, neye etmeyeceğiz ve burada yargı nasıl bir adım atmalı? Yani işte savcılıklar göreve çağrılıyor, 2 soruşturma var. Ne olacak? Bu bulanık havadan bizi hukuki olarak çıkarabilir misiniz?
şimdi. Bir defa ifadelerine itibar edip etmemek meselesi kişilerin, izleyenlerin, takip edenlerin kendi takdir ve değerlendirmelerine kalmış. Esas olan tabii bizde devletin, devlet makamlarının veya yargı teşkilatının söyledikleri olsa da şahsın kendisiyle ilgili söyleyip de devlet kanadının henüz tam manasıyla toplumu ikna edici, çünkü toplumu ikna etmek zorunda olanlar devleti temsil edenler, sorunlar var. Bu sorunlardan birisi, soruşturmalar bizde gizlidir ki hakkında yurt dışına gittikten uzun bir süre sonra işte soruşturmanın kamuoyuna, kamuoyunun bilgisine sahip olduğu o meşhur arama, el koyma tasarrufu sırasında bu soruşturma dosyasından bir şekilde haberdar edildiğini, yurt dışına turistik seyahat için gitmediğini, bu tabii vahim bir iddia. Hı hı. Şimdi bu iddianın üstü örtülemez. Bunu araştırmak lazım. Yani siz bu iddiayı yani açıklayacaksınız derken ben devleti, devlet temsil edenleri ve yargı teşkilatını televizyondan veya basından çıkıp açıklama yapan yerler olarak görmem. Çünkü devlet icraat yeridir. İşini yapar, yolunu devam eder. Yani bunu zaten bir polemiğe çevirmekte son derece hatalı idi. Belki siyasi sahiplerle veya siyasi niyetlerle bu tartışmaların içine devleti temsil edenler, siyasetten olanlar girmiş olabilir ama şöyle de bir tespitim oldu. Onun tarihini de söyleyeyim. 2 Mayıs 2021 tarihinden itibaren videoları paylaşmaya başlamış. 18 Mayıs'ta ilk defa Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış. Herkes üstüne alınmış, alınmamış, ne demek istedi diye sormuş. 26 Mayıs 2021 tarihine kadar, yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda net tavrını ortaya koyuncaya kadar, ki beni hiç şaşırtmadı, beklenen bu idi. Devlet de böyle yapar esasında ama bu varsa hatalar, hataların üstünün örtülmesi anlamına gelmez. Süreç başlar çünkü birkaç devam eden silsile var. Bir diğeri bana Nisan 2021 tarihinde gelebileceğim yönünde bugüne kadar telkinde bulundu, taahhütte bulunuldu ve isimler söylüyor. Biz o isimleri burada zikredecek değiliz. Bunlar araştırılmalı. Bunu araştıracak da ben size şöyle söyleyeyim. Yargı teşkilatıdır. Yine devam eden iki mesele daha var. Diğerleri o Kıbrıs meselesi. Onunla alakalı bugün okudum, gördüm. Hatta sizinle de paylaştım. İşte zaman aşımı ile ilgili Kıbrıs'ta işlenen cinayetle ilgili insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne başvuru zaman aşımını durdurur. O doğru değil. O doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti bakımından Türk vatandaşlarının iadesi de mümkün olmadığı için yargılamanın yapılabilmesi şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. Yani o hadisenin tarihi de 1996 yılını işaret ediyor zannediyorum. O konuda insan hakları Avrupa Mahkemesi'ne başvurulması, yani gönül ister tabii adalet yerini bulsun, maddi hakikat aransın, ancak hukuk devleti, hukukun evrensel ilke ve esasları, cari düzen kişilerin keyfine, isteklerine, istediklerine göre devam etmez. Ediyorum. Bir şey merak ediyorum. Şimdi bu 17-25 Aralık sürecini hatırlattı Ahat Bey. O dönem FETÖ'nün illegal yollardan dinlediği işte tapeler, deliller gündemdeydi. Bir illegallik söz konusuydu. Ve bir kumpas olduğu sonradan ortaya çıktı. Şimdi burada da bir suç örgütü liderinin iddiaları söz konusu. Yargı burada neyi ciddiye alacak, neyi ciddiye almayacak, nasıl davranılması lazım? Yani orada bu şahsın, yani muhalefet aynı hatayı ikinci kez yapıyor diyor ya bir yandan. Hukuku mu soruyorsunuz? Hukuki şimdi açıdan. Yargı, bunlar klasik sözler, duymuşsunuzdur, yine duyacaksınız. Elbette dedikoduyla uğraşmaz, somut delillere bakar ama bu şahsın söylediği her kelimeyi, her cümleyi dikkate almak
ciddiye almak zorundadır. Herkes için geçerlidir. Onun için Türkiye Peki, Cumhuriyeti'nde... Peki ciddiye alınacakla dedikodu arasındaki fark nasıl tespit edilecek? Yargı açısından. Yoksa siyaset alır almaz, muhatap olur olmaz. Bugün de ciddiye almayanlar yine açıklama yapıyorlar. Demek ki ciddiye alıyorlar. Çünkü şahsın toplam video sayısı 8 video sizin söylediğinize göre ben bakmadım 70 milyonu geçmiş. Bunu nasıl ciddiye almayacaksın? Bunun sonuçları olacak. Bunun yıkıcı da sonuçları olabilir ben size söyleyeyim. Tabii siyaseten. Canım. Yani bazen bunu 17-25 Aralık'ta aynı tutamazsınız. 17-25 Aralık'tan farkı şu. Orada hukuka aykırı yol ve yöntemlerle elde edilen deliller varken burada bir şahsın itirafları var. İsterse bunu gitsin uzaydan yapsın. Nereden yaparsa yapsın. Ha siz bunlarla ilgili soruşturmaya yer olmadığına dair karar verirsiniz. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verirsiniz. Bir şahsın itirafları derken yine hukuk perspektifinden bakınca evet, zaten Selam Bey de söylüyor. Kendisiyle ilgili tabii, şöyle, olacaklar tabii, ayrı. Şöyle, üçüncü şahıslarla ilgili iddiaları siz, ayrı. Siz konuyu açmıyorsunuz. Ben de hocam. Ben de ona saygı duyuyorum. Özellikle silah meselesinde. Konu başlıklarını evet meşrulaştırmalar. Tekzip ediyor bakın. Çok önemli bir tekzipte bulundu şahıs. Geçmişte tehdit ettiği bir şahsın haklı konuşmuş olabileceğine dair tekzip etti. Herkes kaçırdı onu. Geçmişte şu anda yurt dışına kaçan, kaçmak zorunda bırakılan bir kişinin haberleştirdiği konunun kendi bakımından doğru olduğuna dair beyanında bulundu. Bu çok önemli. Şimdi daha önce, şimdi şöyle deniyor, diyor ki ya bu zaten her meseleye giriyor, konuşuyor, ediyor, ilişkilendirerek anlatıyor. Şimdi siz nasıl göz ardı edeceksiniz? Öyle isimler veriyor ki ve zamanlar anlatıyor ki bana sorduğunuz soruyla sınırlı. Yargı bunun hepsini araştırmak durumdadır. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya bir başka makamın izin veya icazetine ihtiyacı yoktur. Bu şöyle önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayın İçişleri Bakanı yargı ile ilgili konuşamaz. Sayın Adalet Bakanı da konuşamaz. Yargı teşkilatı ile ilgili mahkemelerin durumu, adliye binaları konuşabilir. Ama yargı mensuplarının faaliyetleriyle ilgili eğer anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrasına bakarsak, hukuktan gidiyorsak, anayasadan gidiyorsak ki öyleyiz, şuna mutlaka işaret etmek lazım. Bir toplumda, tabii cümleleri de seçerek kullanmaya çalışıyorum. Hepimiz. Öyle zorlanıyoruz. Bir toplumda hukukun hakikaten hani kalmayınca demeyeyim de ayarını bozarsan yerini alacak düzenin saçma sapan olacağını bilmek lazım. Onun için ayarını bozduğumuz kantar bir gün gelir bizde tartar. Bakın bunu unutmayın. Bu önemli. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde uzun zamandır, bu yeni değil, hukukla oynamak, yargıyla oynamak, mesela yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, şurada notlarıma bakıp o hani cümleleri hakikaten seçerek kullanmak istiyorum ama hukuk devleti olsaydık zaten biz bu konuyu daha evvel çözmüştük. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olabilme sorunu anayasada yazılı olması itibariyle değil, fiiliyatta, hayatta, biraz sonra konuşacağımız işte bir hakaret mevzu üzerinden o iddiayı tartıştığımızdaki çifte standart sorununu göreceksiniz. Bir diğer sorun, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasada yazılı olup da hayatta uygulanabilseydi zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde temiz siyaset sorunu olmazdı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı siyasete dokunamamaktadır. Yapamazsınız. Mümkün değil. Hani Pandora'nın kutusunu açmak değil bu. Yani mesela şunu şimdi denetleyemiyor çünkü. Selami Hoca'ya da soracağım. İçişleri Bakanı'na soruşturma bakın, açılabilmesi ben sözümü bitirebilir miyim? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız bizim 26 Mayıs'ta değil mi? 26 Mayıs 2021 tarihinde kürsüden şu konuşmayı yapsaydı biz çok farklı konuları konuşacaktık. Arkadaşlar, elbette biz bu kişinin söylediklerine itibar edecek değiliz. Hı hı. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Her zerresi araştırılacaktır. Böyle buna karşılık gelecek bir şey demedi mi? Hayır. Öyle ben anlamadım. Hı. Ben şöyle anladım. Biraz önce geliyorum Resul hocam. Bey de söyledi. Bu bir kumpas. Dış mihrak, iç mihrak. Asla itibar edilemez. Bunun üzerinden gittiğinizde şimdi açılan dosyaları bir şekilde biz duyuyoruz. Şu anda şahısla ilgili yürüyen
İki, bir de Sayın İçişleri Bakanı'nın Ankara şikayetiyle başlayan bir dosya var. Onun dışında kendisinin yurt dışına gitmesine vesile olanlarla ilgili. Yani bak, benim için en önemli mesele bu. Şahıs çok iddiada bulunuyor. Ben, bana bilgi sızdırıldığı için, hiç ben koruma meselesinde değilim, yurt dışına gittim diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu hiçbir güç cüret edip yapamaz. Yani siz yargının açtığı, soruşturduğu bir dosyanın eğer bilgisini bir kişiye bir vesileyle sızdırıyorsanız bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabını kim verecek biliyor musun? Bunun hesabını sandıkta veremezsin. Bunun hesabını açıklama yaparak değil. Bunun hesabını efendim işte buralarda tartışarak değil. İşte bunu yargı soracak. Var mı yok mu? Yani soruşturma genişletilmeli diyorsunuz. Ben çünkü bunu belirlemek zor değil. Bakın çok basit. HTS kayıtlarını alırsınız önünüze. Koyarsın. Şahsın beyanlarını alırsın. Şahsın irtibatlandırdığı beyanlarını alırsın. Yakalayabiliyorsan getirirsin, yakalayamıyorsan istinabi adli yardımlaşma denilen bir yöntem zaten vardır. Zaten bakılıyor olabilir mi bu HTS kayıtlarına? Soruşturma açıldığını duyardık. Açılmışsa ben duymadım. Açılmışsa hazirinden duyan varsa ben bilmiyorum. Yani şu an için benim söyleyebileceğim şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir defa hukuk devleti bakımından hakikaten bu olay nedeniyle demiyorum. Bunun üzerinden meseleyi tartışmıyorum. Tartışma konusu bu değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hakikaten millet olarak, vatan olarak hukuka ihtiyacı var. Bu hukuka ihtiyacın yolu da, tekrar söylüyorum, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını anayasada yazıldığı biçimde hayata geçirebilmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yargının üzerindeki varsa her türlü baskının kaldırılması. Peki, çok teşekkür, daha detaylandıracağız. Evet. Selami Kur'an, ne dersiniz? Hukuk burada nasıl bir davranış sergilemeli? Soruşturma genişlemeli? Bunu tabii bir ceza hukukçusu olarak söylüyorum. Tabii ki. Evet. Konuyu Ersen bildiğim için. Hukuki itirazları da var. Genişlesin, derinleşsin diyor. Bu sadece böyle bir kumpas, dış güç, dış mihrak derseniz olay tam olarak aydınlatılamaz diyor. Tabii. Doğru anladım herhalde. Sizin evet. Perspektifinizde. Ben hem hukuki hem de toplumsal açıdan bir perspektif ortaya koymaya çalışayım. Aslında bu organize suç örgütleriyle mücadele gerçekten önemli bir alan, önemli bir mücadele. Bu birebir hem de hukuk devleti hem de demokrasiyle ilgili bir mesele. Yani bunu hukukçuların zaten ve siyasilerin de altını çizdikleri bir husus. Yani en büyük zararı da hukuk devletine ve demokrasiye verir. Demokrasiyi tahrip eder. Ama şu noktanın altını çizelim. Şimdi organize suç örgütleriyle mücadele zaten çok takip ediyoruz tabii bu ülkede yaşadığımız için. Çok fazla politize edilen bir mesele haline geldi. Bunun politik siyasi yönü mutlaka var. Ama her şeyden önce bu bir psikolojik sosyal fenomendir. Ve dolayısıyla bunun hem ekonomik hem sosyal hem de hukuki boyutun yanında siyasi boyutu vardır. Yani tek başına siyasi bir mesele değildir. Dolayısıyla bu çerçevede yaklaşmak lazım. Zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi yaklaşık işte sanıyorum bir 8-10 gündür bu 7-8 video yayınlandı. Az önce de ifade ettiniz programın başında izlenme şeylerini. Demek ki aslında bunu toplum bilimcilerini, psikologları ciddi şekilde incelemesi lazım. Birincisi bu. Bu ciddi bir konu. Bakın bu organize suç örgütü dediğimiz kavram aslında tarihsel olarak da çok eskilere dayanır. Ama modern anlamda ilk kez 1920'de Amerika'da kullanılıyor. Bu ne anlamında kullanılıyor biliyor musunuz? Organize suç örgütü sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki yeni bir fenomen olarak karşımıza çıkıyor. Az önce ifade ettiğim, bakın hem sosyal hem ekonomik hem hukuki hem siyasi boyutuyla yeni bir fenomenle karşı karşıya. Dolayısıyla bütün ülkelerde bu organize suç örgütleri hiçbir ülke bundan ari değildir. Ama önemli olan husus ve doğru da tartışılması gereken nokta Türkiye'de bunun yani yoğunluk derecesi dönemsel olarak değerlendirildiği zaman şimdi hepimiz 80'leri 90'lı yılları yaşadık yaş olarak. Yani 80'li 90'lı yıllardaki bu
çetelerle, organize suç örgütlerinin toplumsal etkinliğinin ne derece olduğunu birebir yaşadık. Yani en basına bir park mafyası vardı. Park mafyası, hatırlayalım. Çok değil, 5-6 yıl öncesine kadar, 8-10 yıl öncesine kadar. Bunun yanında işte arazi mafyası, işte silah mafyası, uyuşturucu mafyası, ne tutarsanız tutun. Dolayısıyla önemli olan husus şu. Tabii ki bakın, siyaset ve siyasi iktidarın başlıca görevi bu gibi yasa dışı organize suç örgütleriyle mücadele etmektir. Ama bu sadece siyasilerin sorumlu olan bir mesele değil. Yani bu iktidar, muhalefet ve bütün toplumsal kesimleri ilgilendiren bir mesele. Dolayısıyla bu çok geniş bir perspektiften bakmak lazım. Şimdi bir diğer önemli husus, bakın. Amerikalı sosyolog Robert Merton. Sosyolog bu organize suç örgütleriyle ilgili inceleme yapıyor ve şunun altını çiziyor. Ki ben de katılıyorum ona. Eğer toplumda kamu otoritesinin, resmi makamların işlevsiz veya yetersiz kaldığı durumlarda ihtiyaçlara cevap veren illegal yapılanmalar ortaya çıkar. Bu dediğiniz çok önemli. Bu 1917'de ABD'de biliyorsunuz içki yasağı getirildi. İçki üretimi ve nakliyesi yasağı getirildi. Ve orada mesela Amerika'da mafyanın olağanüstü şekilde bu kaçak içki mafyası diyelim artık artığı görülüyor. Yine Türkiye'de bakın, ülkemize dönelim hemen. Çek senet mafyası. Hatırlayın 80'li 90'lı yıllarda. Yani yargısal faaliyetlerin gecikmesi veya işlevsizliği nedeniyle birçok insan bu tip örgütlere, bu tip yapılara başvurma ihtiyacı hissetti. O zaman devletin ve öncelikle de hükümet edenlerin birinci önceliği nedir? Bu toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek legal mekanizmaları tanzim etmek ve ciddi bir şekilde harekete geçirmektir. Yoksa böyle bireysel bir suç örgütü liderinin bugün bir tanesi çıktı. 3 yıl, 5 yıl sonra bir başkası da çıkabilir. Yani biraz hukuk ve adalete bakın, olan açlık bu tür örgüt liderlerine olan ilgiyi arttırıyor diyebilir miyiz? Fenomen haline getiriyor. Bakın fenomen haline getiriyor. Mesela bakın Türkiye'de yapılan araştırmada da şunun altını çiziyorlar. Türkiye'de bu illegal suç örgütlerinin menşe aslında kırsal kesimde biz eşkıya değerlerdi değil mi? Daha sonra şehirlerde daha çok kabadayı şeklinde, yani işte bir bölgede bir şehirde sözü geçen, hatırı sayılır, belirli uyuşmazlıklarda aracılık eden biri olarak. Ama ekonomik gelişmelerle beraber, sosyoekonomik sorunların artmasıyla birlikte, kentleşmenin artmasıyla birlikte, zaman zaman da altını çizelim, hukukun, yargının işlevsiz kaldığı durumlarda bu gibi yapılara maalesef insanlar bir şekilde ya mahkum kaldılar diyelim, en hafif ifadeyle mahkum kaldılar. Dolayısıyla burada bugün, yani bugünkü duruma geleceğim hemen. Olarak, ben böyle yani bir genel bu giriş. Bu kadar mesela 70 milyon kişinin izliyor olması hangi açlığın ya da hangi merak duygusunun sonucu? Şimdi bakın 70 milyon Türkiye'de mi izleniyor yalnız? 8 videonun toplamı. Türkiye'de değil. Türkçe olduğu o için. O Avrupa'dır, Amerika'dır ve malum bir takım unsurların da bu konu üzerinde ciddiyetle durduğunu düşünüyorum. Bakın bu boyutun, bakın iç politika, siyaset yönüyle mutlaka değerlendirilmesi lazım. Zaten Sayın Bakanımız, Sayın Vekillerimiz değerlendirirler. Siyasiler zaten bu konuda ilgili değerlendirmelerini yapıyorlar. Gerek iktidar, gerek muhalefet. Önemli bir mesele. Ama ben bunun bakın bir diğer boyutu da hem hukuki, iç hukuk boyutuyla bir de uluslararası boyutunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bir operasyon ben o şeyde değilim. Ben her ne olduysa Türkiye'de olumsuz giden uluslararası bir operasyondur demem açıkçası. Ama ihtiyatlı yaklaşırım. Ben çünkü yurt dışı medyasını çok görevim gereği, alanım gereği sıkı takip eden biriyim. Şimdi bu yurt dışındaki manşetlere baktığınızda bakın ben bir tek benzerini 8-9 yıl önce hatırlıyorum. Türkiye terörist örgüte yardım ediyor. Ya terörist örgüt denilen de DAEŞ'ti, IŞİD'ti. Bakın IŞİD'e Türkiye yardım ediyor diyor. Manşetler atılıyordu. Ve bakın daha sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaklaşık 1-1,5 yıl NATO müttefikleri içerisinde DAEŞ'le en fazla mücadele eden Türkiye'dir dedi. Bakın doğru. Nereden nereye geldi ve gerçek de oydu. Hı hı.
DAEŞ'ın 3000'in üzerinde şeyini, militanını etkisiz hale getirdi. Yani iddiaların, kim iddiaların mahiyeti? Kimi, buraya temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Yani bunu bu anlamda söylüyorum. Yani dış boyutu derken toparlarsanız dışarıda, ama hayır ben şimdi bakın orada 3 tane değerlendirme oldu. Herkese söylüyorum. Tabii yok ben hemen birkaç şey aldım. Müsaade ederseniz onları da ifade edeyim. Şimdi bir diğer önemli husus, bakın ben açıkçası bu videoların oturup tamamını izlemedim. Hiçbir zaman da izlemem. Hiç böyle izlemem. Ama tabii ki bilgi sahibiyim bir şekilde. Şu, bakın iddiaların yoğunluğu 90'lı yıllara yönelik. Yani Kıbrıs'ta işlenen cinayetten tutun en şeyinden. Diğer iddialarla ilgili daha çok ikili ilişkiler üzerinde bir değerlendirme yapılıyor. Şimdi mesela bu konuyla ilgili biraz önce ifade edildi. Tabii ki her iddianın, bakın her somut iddianın, şimdi Ersan Hoca dedi ki her iddianın, her dedikodunun. Hayır, yargı o zaman her gün sabahtan akşama kadar oturup magazin veya şey haberlerini mi somut iddianın, somut iddianın. Somut iddiada bulunuyor. Tabii, somut mesela iddianın. Mesela diyor ki HTS ve bazlara bakın diyor. Tamam Ersan Hoca, ben kesmedim. Müsaade eder misin? Her somut iddianın tabii ki savcılık makamı bunu araştırmak durumundadır. Ve resen araştırır. Yani bunu gerçekten de ne bir başbakanın, cumhurbaşkanının ya da bir siyasi liderin şeyine gerek kalmaksızın bunu resen yapmak durumundadır. Ama şimdi bakın altını çizim somut iddialarla ilgili. Bir diğer önemli husus, bakın şimdi şey ifade etti. Ben orada biraz özellikle bu Sayın Soylu ile ilgili. Şimdi Sayın Soylu bir televizyon programındaydı. Sanıyorum buradaydı. Zaten sizin de tabii sizin programlarınızda hepimiz izledik. Şimdi orada şuydu, bakın. Orada 10 bin dolar meselesi iddiası vardı değil mi? Böyle bir iddia geçti. İşte Sayın İlk TRT haber o 278-279. Maddelere göre diyorum. Evet, hayır. Diyor, şimdi orada bakın 10 bin savcının dolar. Savcının çağırmasına bakın, gerek yok diyor. Kanunda bakan, öyle yazıyor. Bakan böyle resmi görevlerde bulunan bir suçun işlendiğine ilişkin bir iddiayı, bir söylentiyi veya vakıf olmuşlarsa, bilgi sahibi olmuşlarsa bunu TCK'ya göre yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü altındadır. Medyaya değil. Yani siz burada, sanıyorum burada veya TRT şeyde olması lazım. Orada medya mensubu arkadaşlar onu biraz şey yaptılar, isim verin dediler. Tabii, bizim siyasi parti ismi dahi kullanmadı. Tabii. Burada, milletvekili burada. Mi dediler? Hayır dedi. Siyasetçi dedi. Siyasetçi dedi. Bu kadar. Dedi. Yani milletvekili olduğunu da söylemedi. Dolayısıyla ve ben savcılığa gideceğim ve savcılığa söyleyeceğim dedi. Yetkili makama bildirme yükümlülüğü var. Bu çerçevede ben oradayım. Savcılık sorarsa söyleyeceğim dedi. Efendim? Savcılık soracak. Ki, ben zaten o zaman savcılık da bütün bunları hepsini takip ediyor zaten. Yani siz bile dinlendiriyorsunuz. Bütün şeyde konuşuluyor. Şimdi bir diğer önemli husus, bakın şeyle ilgili olarak ben onu da bir hemen şey yapayım. Şeye Hakan Bey'e de şey yapacaktım. Değerlendirecektim. Şimdi eğer ikna etme meselesi, bakın ikna etme meselesi şöyledir. İnsanları toplumsal meselelerde, yani bu toplumun tamamını ilgilendiren meselelerde insanlar bu ülkede yaşıyor zaten. Yani 84 milyonuyla 85 milyonuyla hepimiz günlük hayatın bir yerindeyiz. Dolayısıyla insanların gözlemleri kendilerini ikna edecektir. Yani 80'li 90'lı yıllarda mı bu suç örgütleri daha etkindi, sokaklara hakimdi, yoksa son 10-15 yılda ciddi şekilde bir zayıfımız, sıfırlama olduğunu söylemem, hiçbir zaman söylemem. Ama ciddi bir azalmanın da olduğu, ki İstanbul gibi büyük hakkının bir metropolde yaşıyoruz. Şahit insanlar kendi kendine ikna edecektir. Siyasilerin de ikna etmesine gerek yok. Bir diğer önemli, hemen bir son şeyi bağlayayım. Şimdi eğer şeyle ilgili olarak bir ifade kullanıldı, ben hemen buraya not aldım, onu ifade etmek isterim açıkçası. Şimdi bugünle ilgili olarak bakın bu organize suç örgütlerinin modern zamanlarda veya 60'lı yıllardan sonraki bütün organizasyon yöntemleri, şeyleri, stratejileri bir özel sektöre, iki kamu sektörüne sızmaktır. Yani bu mesele böyle
şu anda iktidarda olan AK Parti'nin veya yarın öbür gün neyse ne zaman bir iktidar değişikliği olursa o partinin meselesi değil. Ne iktidarda kim varsa bir şekilde sızma politikası izlerler. Sızmaya çalışırlar. Etkili olmaya çalışırlar. Ben bu anlamda bu meselenin gerçekten siyaset üstü olduğunu düşünüyorum. Ama siyaset kurumu da tabii ki üstüne düşeni yapacak. En başta da hukuk mekanizması, yargı mutlaka gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki soruşturma açılıp açılmadığını bizim bilmemize de gerek yok. Açılmış da olabilir. Peki. Hakan abiden sonra birkaç cümle hayır, bana açıldı. Verirseniz. Hayır açıldığını söyledi ya Cumhurbaşkanı. Ya da reklam az kaldıysa isterseniz sorun. Hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat açtı diye Cumhurbaşkanı iddialarla ilgili tahkikat. Hayır başka evet, bir soruşturmadan bahsediyor evet, Ersan Şah. Şöyle kaç dakikam var? Tamam birkaç dakika var. Ersan Şah'ını alayım mı? Hakan Bayrakçısı'nın aradan sonra. Çok teşekkür ederim anlayışınız. Kimseyi itham etmek istemiyorum. Sizin bana sorduğunuz soru ya hoca bu böyle açıklamalar var. Bunlara itibar edilir mi edilmez mi? Yargı ne der? Hukuku tekrar söylüyorum. Ben olsam diyorum bana verseniz iddialarının bir kısmını araştırma hususunda HTS ve baz bilgilerini alır. Tabii. Olayı çözer önüne koyarım. Aynen, bununla zaten ilgili bir soruşturma açıldıysa bunu ben bilmiyorum. Diğeri de Sayın Bakan'ın söylediği husus şu. Siz kamu görevlisi olarak kimsenin davetini bekleyemezsiniz. Zaten Türk Ceza Kanunu bunu hepimize emretmiş. 278. maddede diğer kişilere, 279. maddede kamu görevlilerine. Kamu görevlileri görevleri icabınca öğrendikleri tüm suça konu olabilecek fiilleri ilgili makamlara, burada da ilgili makamlara, yargı teşkilatı, meclis başkanlığı neresiyse bunlara gereği için bildirmek zorunda. Yani öyle bir keyfilik tanınmamış. Dolayısıyla bu çerçeveden bakıldığında ya bu kişi şudur, suça karışmıştır. Ceza yargılaması şu çocuk var ya 3 yaşında 4 yaşında. Buldun delil konuşturursun. Hiç akıl hastası alırsın. Hukuka uygun yol ve yöntemlerle delil elde etmek denilen ise... Sen kudretine sahip olmayanı hiç, nasıl alırsın? Hayır, alırsın. Hiç. Ya nasıl? Onlar yeminsiz dinlersin. Ersan Hoca temiz kanunda hüküm var. Kanunda hüküm var. Akıl hastası ceza, tabii hangi, hiç sorun değil. Hangi yargılama? Ceza muhakemesi yapıyor? Kanunda hüküm var. Hayır, tereddüt hayır, yok bunda. Onun dışında bir hukuk hiç tereddüt yok hocam. Şimdi bir akıl hastası bile bir suçun işlendiğine tanık olmuşsa... Onun bilgilerini alırsın itibar edip etmemek başka Ersan bunu ben yani söylemiyorum. Bak, mahkeme, orada bak, elbette mahkeme ifade kullan. Karar alırsa akıl hastası. Hayır ne? Değil o Türk Ceza Kanunu söylemiyorum ben. Ceza ben yargılamasında yürüyen soruşturma ve kovuşturmalarda her şey delil olabilir. Akıl yeter ki hukuk uygun tabii akıl hastası hiç tereddüt o ceza ehliyeti ceza hukukuyla ilgili. Nasıl ifadesini alacaksınız? Ceza hukukuyla ilgili olanı söylemiyorum. Bir diğer husus daha var. Tekrar söylüyorum. Hem ceza hocam, hukukçusu olarak konuşuyorum. Hocam Türk diyorsun. Ceza Kanunu'nda bir akıl hastasına ceza verip vermemek başka. Yani. Ceza yargılamasında yürütülen bir soruşturma ve kovuşturmada akıl hastasının verdiği beyanın delil olup olmaması bunun değeri, gücü başka. İkisini karıştırıyorsun karıştırma. Onlar farklı. ifade tamam. Verme. Bak ikisi farklı. Ben şu sözümü bitireyim. Şimdi bir diğer söylediği önemli konu var. Ersan şöyle bir şey var ben ona kabul etmiyorum. Ederse de çok şiddetli tepki verin. Bir. Hayır çok değil. Konuşuyor ve yükselsesini hayır, değil. Yükselterek siz, konuştuğunda siz bu şekilde hayır, ceza bu kanununa normal. Göre ben sözlerime son verdim sırf Hakan Bey konuşsun diye. Hayır, ceza kanununda işlenen değildi. Bir suçtan dolayı hayır, akıl hastasına yani. Ceza verip vermekte benim söylediğimin bir incisi yok. Çok farklı bir şey söylüyorum. Hukuki bir mütalaa verilirken gayet sakin. Aklı Selim'le verildi. Hocam sen beni bu yanlış anlıyorsun. Değil. Ben ne yapayım? Hayır. Akıl ben söylüyorum. Sen diyorsun Z. Sen söylediğin ne? Peki, bak ben diyorum ki ceza yargılamasında akıl hastası olsam, akıl eksiği de olsam. Şöyle yapalım. Çünkü akıl hastasından ifade alınır mı alınmaz mı diye tartışıyorlar. Arada o zaman çözün bunu. Peki. Çok çabuk. Videolardan önemli bir yer şu. Diyor ki kardeşim FETÖ ile ilişkili olanlara imtiyaz ve yetki vermeyeceksiniz diyor. Yanlış yapıyorsunuz diyor. Şimdi bununla ilgili somut iddialarda bulunuyor. Bunu araştırmayacak mısınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli meselesi ya bu. Onlar araştırılacak. En önemli meselesi bu. Ve şahıs orada isim vererek olaydan bahsetmek suretiyle FETÖ ile ilişkisi olan aileden veya bir başka sebeple var veya yok. Bakın hiç kimse üstüne alınmasın.
Ama Türkiye Cumhuriyeti eğer bu dersi almamışsa, hala FETÖ ile ilişkisi olanların yerlerini değiştirmiyorsa, görevde kalabilir, başka görevleri almıyorsa, ihraçları yapmıyorsa, onu kullanışlı vasıta gibi orada tutup kullanma gayretindeyse, böyle bir iddia varsa, sen bu iddiayı araştıracaksın kardeşim. Bunu kim söylerse söylesin. İsterse uzaydan söylesinler, istersen çık minareden megafonla söyle. Anlatabildim mi? Çünkü Ceza Muhakemesi Kanunu 160. ve 161. maddelerine baktığınızda bir cumhuriyet savcısı televizyon ekrandan, gazeteden, nereden olursa olsun, evladından, dışarıdan, şuradan, buradan. Onlar doğru. Türk Ceza Kanunu'na göre, ceza kanunları suç olduğunu tespit ettiği, eğer takibi şikayete bağlı değilse, takibi şikayete bağlı ise, şikayetçinin şikayetiyle soruşturma açmak zorunda. Bunun sonunda mutlaka iddianame, düzenleme diye bir zorunluluğu yok. Ama siz maddi hakikate ve adalete ulaşmak için, ben bu işte itibarlı şahıs, bu itibarsız şahıs, Türkiye Cumhuriyeti 26. Peki, Genelkurmay Başkanlığı, 26. Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti terörist başı olduğu mahkemenin kesinleşmiş hükmüyle tespit edilmiş bir kişinin beyanlarıyla mahkum etti. Siz ne diyorsunuz ya? Peki. Dedikoduyla şey itiraf farkı nasıl? Orada o kişi için itibarlı da burada itibarsız mı oluyor? Ne oluyor? Peki Ersan Hocam, anlamak için soruyorum. Dedikoduyla itiraf arasındaki çizgi farkını nasıl ayıracağız? Şöyle. Şimdi istihbarat notlar toplar. Emniyette de vardır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Bu notlar dedikodu mahiyetinde olsa mutlaka itibar edilme gibi bir durum yoktur. Genelde iki polis memuru bunları toparlar. Eğer bu bir ciddiyete sahipse, eğer bir kişi üzerinde yoğunlaşmış bir iddia varsa, bir suç işlemiş olabileceğine dairse, basit şüphe değil mi? Basit şüphe. Örneğin sizinle örnek vermem. Şu adam bir... Sizinle yüzümde, ilgili olsun. Ya yüzümde morluk var. Diyorum ki kardeşim ben dayak yedim. Bana ne diyemezsin? Ya bu numara yapıyor, hep böyledir diyemezsin. Gereğini yapacaksın. Hukuk devleti olmak böyle bir şeydir. Hukuk devleti olmak şu. Hani Hazreti Ömer'in söylediği gibi, Fırat'a gidip de kaybolan koyundan onun mesuliyeti bendedir diye sen bana ne deyip çıkamazsın işin içinden. Onu bulacaksın, çözeceksin. Şahıs bir sebeple yurt dışına gitmiş, gidiş şeklini anlatmış, kopmuş film. Beni ilgilendirmez o. Beni ilgilendiren şu, ben köşede pusuya yatarım. Yargı mensubu odur. Peki. Beni hiç ilgilendirmiyor o kişi kimden bahsediyor. Nüfuzlu Hakan insanmış, oymuş, kuymuş. Hukuk ve kanun karşısında herkes eşittir. Anlatabildim mi? O öyle de o akıl hastalığı açıklık olmadı. Şu akıl hastalığına da reklam arasında açıklık getirecekler. Birazdan devam ediyoruz. Açık ve net devam ediyor. Hakan Bayrakçı'yı bayağı bir beklettim. Hoş geldiniz Hakan Bey. Yok, dinledim tabii. Şimdi, dikkatle, keyifle dinledik. Bir kamuoyu ilgisi var. Biraz sosyolojik bir analiz yaptı Selami Kur'an. Hukukun biraz eksik olduğu dönemlerde özellikle toplumda bu tür suç örgütü liderleri ilgi görebilir manasında bir açıklama yaptı. Peki siz de kamuoyu araştırmacısı olarak toplumda nasıl karşılık bulduğunu... Bunun bu kadar ilgi gösterilmesi acaba böyle bir hani magazinel olarak mı izleniyor yoksa ciddiye mi alınıyor? Nasıl görüyorsunuz ve siyasi olarak sonuçları bağlamında yine seçimlere nasıl yansır? Şimdi çok izlenme sebebini kısaca söyleyeyim önce. Bir toplum sosyolojik bir şey bu. Yani algı ve iletişimle ilgili bir konu olduğu için. Şimdi herhangi bir konuda diyelim toplumda birisi bir görüş belirtiyor, bir siyasi veyahut bir yorumcu o konuyla ilgili toplam 5 cümle 7 cümle söylüyor. İşte bu bir ilgi görüyor ama belli bir ilgi görüyor. Ama bir kişi çıkıp o konuda bir saat boyunca anlatınca özellikle o konuyla ilgili bir şeyler duymak isteyenler buna özel ilgi gösteriyorlar. Ve bu bir saat sürdüğü için. Videolar ortalama bir saat, bir buçuk saat falan sürüyor. Yani çok izlenme sebebi o. O konuda bir şeyler duymak isteyen insanları, mesela İçişleri Bakanı ile ilgili, Sayın Soylu ile ilgili, diyelim bir siyasi muhalefetten birisi ya da bir iddia sahibi işte 3 cümle söylüyor, 5 cümle söylüyor, 2 cümle söylüyor ya da bir tweet yazıyor. Kısa kısa oluyor. Ama birisi bir saat boyunca ve kendine özgü bir değişik bir tarzda yani
siyaset resmiyetini taşımayan bir tarzda, farklı bir tarzda bir şeyler anlatınca... Peki etki gücüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Etki gücünü de şimdi söyleyeyim. Yani çok izlenme sebebini önce tarif ettim. Uzun uzun anlattığı için ne anlatacak bakalım duygusuyla gibi söylüyorsunuz. Çünkü Süleyman Soylu yayını da çok izlendi. Hani şimdi memnun ettik edemedik izleyiciyi, o ayrı tartışma ama... Yok, demek istediğim şuydu. Ya yani şimdi mesela ben yaşadığım bir şeyden örnek vereyim. Birçok konuda saatlerce konuştuğumuz olmuştur. Ama mesela bir tane konuşmam 7 milyon izlenmiş. Toplamda 7-7,5 milyon izlenmiş. 3,5 dakikalık olduğu halde. Niye? Çünkü o konuda hiç kimsenin o kadar keskin hatlı bir şeyler söylemediği bir konuşma. 103-104 amiralin bildirisiyle ilgili bir konuşmaydı. Ya da üstü kapalı konuşulan bir konuydu. Yani çok keskin hatlı ve net ifade olunca o mesela 7 milyon izlendi. Öbür konuşma 14 bin bile izlenmiyor gibi. Burada da ilgili şahıs Sedat Peker çok keskin hattı, keskin tariflerle ve alışılagelmişin dışında bir üslupla bir saat, 1,5 saat boyunca konuşuyor ve o konuda bir şeyler duymak isteyen insanlar da olağanüstü fazla ilgi gösteriyorlar. Onu da nereden anlıyoruz? İzleyen kitlenin tespit edebildiğimiz kadarıyla izleyici profilini kısmen saptadım. O 10 milyon diyelim veya 9 milyon diyelim izlemeye. Mesela bu 9 milyonun %70'i 71'i muhalif seçmen ağırlıklı. Nasıl tespit ettiniz onu? Sorarak. Mesela bir soruda soruyorsunuz hangi partiye oy veriyorsunuz diye. Araya 4-5 soru koyuyorsunuz. Sedat Peker videolarıyla ilgili bir araştırma mı yaptınız? Ne zaman yaptınız bunu? 2-3 gün önce. 2-3 gün önce. Telefonla ama. Kaç kişilik bir araştırma? 800 küsur kişi ama fikir vermesi bakımından önemli. Önemli yok. Ben ilk kamuoyu araştırması diye biliyorum. Onun için ilgiyle soruyorum. Ağırlık muhalif seçmenin dinlediği bir video. Peki. Çünkü duymak istediklerini bir saat boyunca duyuyorlar. Anlatabildim mi psikolojiyi? Hı hı. O rakama ulaşılınca 6-7 milyona iktidara oy veren seçmenden de 500 bin kişi veya 1 milyon kişi meraktan izliyor bu sefer. Sayı yükseldiği için izliyor. Yani birbirini tetikliyor. Tetikleyen faktörler bunlar. Bu izlenmesinin çokluk sebebi. Peki sizin peki araştırmanızda o izleyen işte %70 muhalif seçmen videoların içeriğiyle ilgili inandırıcılık, inandırıcı olmama, siyasi etki bakımından ne diyorlar ve daha önemlisi AK Parti seçmenine sordunuz mu? Onlar nasıl karşılıyorlar? Onu da kısaca söyleyeyim. Şimdi toplumda bir ciddi bir aslında bölünme var. Siyasi görüş bakımından. Yani iktidarı çok beğenenler bir de çok muhalif olanlar ve muhalif olanlar gibi. Böyle basite indirgeyim. O kitlede çok muhalif olan kitle bu konularda daha arayış içinde. Yani kim ne demiş? O tür bir ses duymak istiyorlar. O sesi çok söyleyen olduğu zaman, uzun anlatan olduğu zaman onu daha fazla dinlemek istiyorlar gibi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu mesela o sayı zaten yükselince 3-4 milyona 5 milyona çıkınca ve konuşulunca da kamuoyunda iktidara yakın seçmenden de bir kısmı. Yani çok iktidar yanlısı olan diye tanımladığım değil ama iktidar yanlısı olan seçmenden de bir kısmı dinliyor. Çünkü bunu sadece gazeteciler, siyasiler dinlemiyor. Toplum dinlemiş. Doğru. Ve de bir süre sonra ilginç bir şekilde yeni nesil, genç nesil. Yani izleme ağırlığı ilginç bir şekilde 30 yaşta daha fazla yoğunlaşıyor. Peki inanma eğilimi nasıl? Onu şöyle tanımlayayım. O da aynen dediğim gibi yani insanlar duymak istediklerini duydukları zaman zaten inanmak istiyorlar. O ihtiyaçla dinliyorlar. Diğerleri de... Ya daha ortada duran seçmen. Zaten buna inanmak isteyen dediğiniz gibi sizin deyiminizde çok muhalif seçmeni bir tarafa ayırırsak. Daha ortada duran, ne oluyor anlamaya çalışan... Kararsız veya AK Parti seçmeyi onlar ne nasıl onlar da biraz etki yaptı. Onlarda da etki yaptı. Yaptı yani onu söyledim zaten. Yarım puana yakın
Mesela AK Parti'ye oy kaybettirdi. Yarım puana yakın AK Parti'ye oy kaybettirdi. Yani kimisi yarım puan diyor, kimisi bir puan diyor bizim meslekten ya arkadaşlara. Ya bu konularda soruyorum. Eminim daha çok kamuoyu araştırması yapılacaktır ama sıcağı sıcağına Hakan Bayrakçı'nın bu verdiği bu veriler önemli. Onun için biraz altını çizerek soruyorum. AK Parti'ye şimdiye kadar yarım puanlık oy kaybettirdiğini iddia ediyor Hakan Bayrakçı. Şimdi tam buradan bir soru sorayım. Öyle az görünüyor önce, diyorum. İddia az önce... Az önce bir 17-25 benzetmesi yapıldı ya, yani hatırlatıldı. Ondan sonra AK Parti, Erdoğan çıktı dedi ki burada bana bir kumpas kuruluyor ve kendi tabanı da buna ciddi şekilde ikna oldu. Ve ondan sonraki ilk seçim ki Cumhurbaşkanlığı seçimiydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildi hem de ciddi bir yüksek oyla. Sonrasında aradan geçen milletvekilliği seçimlerinde 7 Haziran'da ise AK Parti ciddi bir oy kaybetti. Hatta o dönem hatırlarsanız bu 17-25 ile ilgili halk bak ben senin arkanda duruyorum ama sen de gereğini yap mesajı verdi sandıkta. O yapılmayınca oyları düştü gibi yorumlar yapılıyordu o dönem. Şimdi burada da programın başında da farkındaysanız 17-25 benzetmeleri yapılıyor. Evet burada bir suç örgütü liderinin iddiaları ciddiye alınmalı mı alınmamalı mı işte filan gibi tartışıyoruz. Cumhurbaşkanı da çıktı diyor ki bu Türkiye'ye karşı bir operasyon kardeşim. AK Parti seçmeni bunun üzerine yine Erdoğan'ın destek verip Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor derse der mi? Ve sizin o dediğiniz yarım puanlık oy farkı tersine bir AK Parti'nin oy konsolidasyonuna dönüşür mü? Ya da bunu konuşmak şimdi için AK erken Parti mi? O yarım puanı ya da her neyse bir puanı kapatabilir. 50 türlü başka çareyle. Yani 19 yıldır bunu zaten bu tür benzer şeyler yaşadık. O başka bir ölçü. Ama bugünkü etkisini söylüyorum ben. Burada toplumun ilgili kişilere ya da makamlara da bakışını kısaca söyleyeyim. Kim bunlar? Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, bir de konuşan şahıs. Sedat Peker. Toplum şöyle bakıyor. Burada da dikkatinizi çekeyim. Muhalif gözle dinleyenlerin başkadır görüşleri, algıları iktidara yakın ya da özellikle Cumhurbaşkanı'na, şahsına kendini yakın hissedenlerin görüşleri farklıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın kendi partisinden en az 7-8 puan önde bir prestiji var. Yani puanı var. Hı hı. Mesela AK Parti şimdi mesela peki 7... Peki onun içine MHP oyları dahil mi değil mi? Dahil edin. Fark etmez. Tabii ki. Dahil edebilirsiniz. Hı hı. Yani Cumhur İttifakı gibi düşünün. Her ikisini de kriter alsanız partisinin epey önündedir. Yine de partisinin önünde. E tabii nitekim 7 Haziran dediğimiz Sayın Davutoğlu'nun başbakan olduğu seçim. Yani seçime giren Sayın Davutoğlu'ydu. AK Parti temsili. Orada 40.41 aldı şey AK Parti. Şimdi bu kişilere konuşmalarıyla ilgili toplumun bakışını kısaca özetleyeyim önce. Birincisi Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki konuşmasını hem kendi seçmeni ve aslında daha itidalli bakan muhalif seçmen, itidalle şunu kastediyorum, bir böyle çılgınlık boyutunda muhalif hissedenler var. Yani ne yapsa bu yanlış, sağ adımını attı yanlış, sol ayağını kaldırdı yanlış diye bir psikolojide olanlar var. Onlar hariç Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki konuşması çok olumlu algılandı kendi partisi adına. Neden? Ne bir dakika fazla konuştu, ne bir dakika eksik konuştu. Yani konuyu ayırdığı süre, ben bu ayrıntılara dikkat ettiğim için, 37 yıl oldu, iletişimci olduğum için aynı zamanda, mesela konuya toplam 2,5 dakika falan ayırdı konuşmasında, bütünü içinde. Bir cumhurbaşkanına o konuyla ilgili yarım saat konuşmak uygun düşmezdi. Hiç konuşmamak da uygun düşmezdi o aşamada. Ama tuttu 2-2,5 dakika içinde bir ülkenin yanında olduğunu evet, bir devletin cumhurbaşkanı olarak o pozisyonda söylemesi gereken kadarını konuştu. Algı buydu. Yani bu kişisel tespitim de böyle ama toplumdaki algı da bu oldu. Yani ne abarttı ne de yok saydı. Dolayısıyla onun Cumhurbaşkanı ile ilgili algı bu. Bu konuyla ilgili söylüyorum.
Ve esasen konuşmanın içeriğinde de iftiralar kelimesini kullanıyor. Ama yanı sıra virgüllerin içinde gereken tahkikat ya da takipler de yapılıp gerçekler ortaya çıkarılacaktır da diyor. Yani iki içeriği de kullanıyor. Yani demek istiyor ki aynı zamanda iftiraysa iftirayı da bulacağız. Böyle bir şeyin aslı varsa aslı olanları da bulacağız. Yargı gereğini yapacak. Konuşmayı tam betimlediğiniz zaman bu çıkar. Dolayısıyla o konuşmada benim anladığım toplum algısı bakımından problem yoktu. Evet, net bir taraf koydu. Yani ağırlıklı olarak iftira olarak niteledi. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu dünya konjonktürü nezdinde şartlar gereği, onu da az sonra kısaca söyleyeceğim, o pozisyonda o konuşmanın dışında bir konuşma da hatalı olabilirdi. Doğru ve dozunda bir açıklama yaptım. Ben öyle algıladım. Peki. Algı da o. Sizin araştırmanın sonuçlarına gelirsek onu daha çok merak ediyoruz. Onu söyledim. Bir iki not daha söylerim. Şimdi İçişleri Bakanı'nın tutumuna gelince. İçişleri Bakanı tamam her şey soruşturulsun siz dedi. Siz bu araştırmayı İçişleri Bakanı ile yaptığınız yayından önce mi yaptınız sonra mı? Sonra. Sonrasında. Telefonla. Yayınla ilgili bir şeyler sordunuz. Cihaz, bu arada bir şey belirteyim. Buyurun. Pandemi nedeniyle biz telefonla anket yapmak zorunda kalıyoruz bazı birçok konuda. Onu da şerh düşüyorsunuz yani. Onu şerh düşüyorum çünkü telefonda insanların %30-35'e yakını, üçte biri konuşmuyor. Yani doğru dürüst cevap vermek istemiyorlar. Dinleniyoruz. Sonar ya da deseniz bile, çünkü sonarı tanıyorlar büyük çoğunluğu. Ama gerçekten sonardan mı arıyoruz? Geri cevap arıyorlar. Sonarı buluyorlar. Sizin bir şeyiniz işte... Araştırmacınız bizi arayıp böyle bir soru sordu, sizden mi aradılar diye. Dolayısıyla böyle bir tedirginlik var. Bu tedirginlik nedeniyle şerh koyarak bu sonuçları söylüyorum. Çok önemli bir araştırmacı olarak da bunun altını çizmek. Ama yüz yüze anket yapılsaydı ben daha çok daha emin konuşurdum. Çünkü yüz yüze yapılmış anketlerde mesela genel konularda %13-14 çıkıyor kararsız oranı. Telefonla yaptığımızda kararsız ve cevap yok diyenlerin toplamı 30'u buluyor, 28'i buluyor. Peki. İzleyicilerimiz de bu gözle dinlesinler zaten evet, sonuçlarını. Evet. Peki. İçişleri Bakanı konuşmalarında evet her şeyi yapın dedi, takip edin dedi. Ama toplumun beklediği, en azından o mutedil muhaliflerin beklediği somut veriler çok çıkmadı gibi oldu. Yani muhalif seçmen İçişleri Bakanı'nın yanıtlarından tatmin olmadı diyorsunuz. Şöyle tanımlayayım. Kendi partisinin özür dilerim. Seçmeni tatmin oldu. Kendi parti seçmeni evet. Tatmin oldu mu? Çünkü İçişleri Bakanı'nın şöyle bir özel durumu var. Türkiye son 2-3 yıldır terörle mücadelede çok zorlu bir köprüden geçiyor. Ve İçişleri Bakanı bu süreçte çok ciddi bir pozisyonu temsil ediyor. Onun için özel onun fanları da var. Mesela en güvendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir sorusunda Türkiye genelinde %2,5 çıkabiliyor. Birçok lideri de sorguladığımız bir ankette. Şimdi anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Türkiye böyle bir köprüden geçerken İçişleri Bakanı'nın pozisyonu da farklı bir boyut taşıyor. Yani zaten karizmatik bir bakan olarak görenler ve ona ayrıca puan verenler var toplumda. Evet. AK Parti'de. Yani daha halk tabiriyle söyleyeyim. Kelle koltukta bir adam sonuçta. Bu konuda kelle koltukta bir adam. Ve bunu seçmen, yani kendi partisinin seçmeni bunları düşünüyor. Ve bir popülaritesi var o seçmen nezdinde. Peki. Yani o konuşmaları duyduklarında kendi seçmeni tatmin oldu ama muhalif seçmen olmadı o anlamda. Sizin sonuçlar da bunu tabii gösteriyor. Peki popülaritesini iyi ya da kötü yönde etkilemiş mi? Bunu fark ettiniz mi ya da bir sonuç ulaştınız mı sizin bu araştırmadan? Şimdi konunun şu an geldiği an itibariyle o eksiydi artıydı çok birbirini dengeleyecek bir pozisyon var. Yani çok ağır bir sıkıntı verecek bir durum değil. Siyaseten büyük bir yara almadı mı Soylu? Eleştiriler ve ikna olanları kıyasladığımızda. Açık söyleyeyim bu konuda muhalefetin ya da muhalif seçmenin bakış açısından çok iktidara oy veren ve iktidarı temsilen siyasette makam sahibi olan, görevde olan insanların bakışı önemli İçişleri Bakanı ile ilgili.
onlar nezdinde ne ölçüde bir pozisyondadır, bunu kestirecek bir anket yapmadım. Hı hı. Ama önemli olan odur. Önemli olan odur. Peki. Belki bizim yayında paylaşırsınız. Yaparsınız. Ama hayır, elimde o tür bir anket yok. Hayır, yani önümüzdeki süreçte böyle bir duyumum olursa ya da tespitim olursa paylaşırım, söylerim. Peki. Toparlayalım. Bir diğer konu. Şimdi Hakan Bey. Şimdi karşılıklı iki farklı görüşleri dinledik. Herkes kendi ölçülerinde, mesela bir taraf diyor ki ya sonuçta diyor bir suç örgütünün lideri. Siz bile programı açarken altta KJ'de şey yazdı. Suç örgütü liderinin açıklamalarıyla ilgili tartışma diye yazdı. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca zaten insanlar rezervli başlarlar konuya. Çünkü düşünsenize, Baba filmini birçok kişi seyretmiştir. Şimdi oradaki Don Corleone çıkıp... Suç örgütleriyle mücadele tartışması diye evet. yazmışlar alta. Doğru. Editör arkadaşım. Ama şimdi burada böyle bir faktör var, yok değil. Dolayısıyla toplum da bu rezervle başlıyor konuya. Baba filmindeki Don Corleone denen şahıs çıkıp Amerika'nın bir İçişleri Bakanı'na böyle bir konuşma yapsa, ki o tarihlerde o film gereği YouTube falan yok. Yani bugünkü iletişim yok. Ama böyle bir konuşma bir Avrupa ülkesinde ya da Amerika'da ya da Doğu'da, Japonya'da, Çin'de, orada, burada böylesine bir konuşma yapsa o ülkelerde nasıl bir tepki ortaya çıkardı? Ya da iktidar dönüp ne derdi? Yani suç örgütü liderini mi dinleyeceksiniz? Bu ülkeyi yöneten beni mi dinleyeceksiniz? Derlerdi. Bunu her iktidar derdi. Ve her iktidarın bunu deme hakkı da vardır. Her ne kadar insanlar, özellikle muhalif seçmen, bu konuda duymak istediklerini duyuyor olsa da ve araştırılmasını bekliyor olsa da, hı hı. ki İçişleri Bakanı ve yetkililer bu konuda tam ne lazımsa yapın dediler. Ama bu karşılıklı bu oy kutuplaşmasında muhalefete bir ekstra sağlamamıştır. Çünkü ben hep şunu iddia ettim. Muhalefete oy artışı sağlamamıştır. Yok, fazla değil. Yarım puan belki. Onu da iktidar kapatabilir diyorum, bakın. Peki, şu Ahat Bey'e soracağım yorumunu bu konuda. Şimdi burada şu var yalnız, şunu belirtmek isterim, bakın. Son aylarda özellikle Amerikan Başkanı Biden'ın tutumları da, ki ben seçildiği gün de bunları hep söylemiştim, iddia etmiştim. Türkiye ile ilgili tutumu, bakışı belli. Tamam mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu da belli. Açıkçası Birleşik Arap Emirlikleri olsun, kısmen Suudi Arabistan olsun ve Amerika'nın bir takım faaliyet gösteren küresel güçleri olsun, Kübra Hanım. Bunların Türkiye aleyhtarı en büyük operasyonları planladıkları, hazırladıkları yer Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Bunlar çok güçlü Türkiye aleyhtarı faaliyet gösteren yapılar. Dolayısıyla nihai konuşmalar oradan yapıyor olması otomatikman bir soru işaretini doğuruyor. Bunu bir sadece... operasyonla ilgili soru tabii, işareti şimdi doğuruyor. Bunu iktidar anlatacaktır ve anlatıyor da. Kaldı ki, yani bunu sadece konuyu bilen bizler değil, halk da iyi kötü takip ediyor. Seçmen de buna bakıyor. Biliyorlar ki Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile ilgili ne konu olsa aleyhinde, karşısında bir ülke. Hatta Türklerin işe alınmasının yasak olduğu 70 şirket var Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Öyle oteller var ki Türkleri işe almıyorlar. Türkseniz işe giremezsiniz. Tamam. Biraz hızlanmamız gerekecek. O zaman bitireyim. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Videoyu daha çok izleyen kitle muhalif kesim açıkçası. Ben hep şunu söyledim. İktidara oy veren 50'lik, 51'lik, 52'lik, 49'luk her neyse ama o civar. Seçmenden, muhalefet 6-7 puan oy alabilir hale gelmedikçe ve bu tür söylemler ve politikalar geliştirmedikçe iktidar el değiştirmez. Peki. Ben toplum algısı bakımından baktığım için bu video olayında, Sedat Peker olayında konunun hukuki kısmıydı. Psikolojik kısmıydı, kişisel yorumumdu. Bunları karıştırmadan bunu söylüyorum. Hı hı.
siz iktidara oy veren, hatta büyük başarı olarak ilan edilen İstanbul ve Ankara'nın muhalefet tarafından kazanıldığı son yerel seçimde bile AK Parti ve MHP'nin oy toplamı Türkiye genelinde 52,5. Evet. Buna ıskalamayın diyorsun. Buradan 6 puanı buraya alabilecek bir söylem geliştirmedikçe bu tür videolardan, bu tür gelişmelerden, hele konu milli bir konuysa, hiçbir şekilde oy devşiremezsiniz. Tam tersi, karşıdaki seçmeni konsolide edersiniz. Peki. Son bir şey daha söyleyeceğim. Peki. Bunu da kişisel olarak ilave ediyorum. Ben bu adamın, bu insanın söylediği sözlerin doğru olup olmadığını gerçekten merak edenlerdenim. Bakın bunu söyleyeyim. Hı hı. Bunu merak ediyorum şahsen. İnsanlar da bunu merak ederler. En azından bir kısmının, Ahat Bey'in, Sayın Bakan'ın söylediği gibi. Ama burada bir de şu rezerv aklımı çok kurcalıyor. 2-3 ülke hariç, 100'e yakın ülkenin Türkiye'nin aleyhine her türlü alavere çevirdiği bir aşamada, son 2 yıldır özellikle, yani fırsat kolluyorlar ki Türkiye'nin bir açığı çıksın, bir rezilliği çıksın. Aa bak, narkotik ülke, narko memleket, bunlar uyuşturucuyla para, bunlar bilmem ne yapıyor. Manşetler patlar, kendi toplumlarını etkilemek için. Yani açıkçası ulusal bir bak, milli bir bakışla Türkiye'nin bu aşamada böyle bir zede görmesi sadece siyasi iktidara değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne büyük zarar verir. Bu demek değildir ki adalet tecelli etmesin. Orada Ersan Hoca'nın söyledikleri geçerli. Ben işin hukuk kısmını bilmem. Biraz Reza Zarrab hatırlatması belki Ahat Andican'ın ona. İşte her ne olursa olsun bir şeye dikkat edilmeli. Yani bunu muhalefet de dikkat etmeli. Zaten öbür türlü karşıdan oy da alamazlar. Öncelik Türkiye olmalı diyorsunuz. Türkiye'nin dünyaya karşı, dünyanın böyle aleste beklediği, bir açığı çıksın şunların. Çünkü onların derdi yani siyasi iktidar. Siyasi iktidar da nerenin siyasi iktidarı? Tanzanya'nın değil. Türkiye'nin siyasi iktidarı. Onun aman bir açığı çıksın, yakalayayım, şunları bir rezil edelim. Buna çok dikkat etmeli Türkiye. Peki, çok önemli bir nokta. Valla benim çok faydalandığım bir yayın oluyor. Çünkü bir yandan sosyolojik boyutunu konuştuk, bir yandan kamuoyu nasıl görüyor bu meseleyi, en azından yapılan ilk araştırmanın, benim bildiğim kadarıyla yapılan ilk araştırmanın sonuçlarını paylaştık. Biraz bu konuyu toparlayalım artık. Çok kısa birer çok söz almak isteyenlere vereceğim. Çünkü farklı başlıklar var, çok sıcak konular var. Dün Ayasofya imamının sözleri üzerinden Atatürk'e bir hakaret edildi mi edilmedi mi tartışması da çok büyüdü. Ekrem İmamoğlu'na başlatılan soruşturma da var. Bunları da kısa kısa konuşalım istiyorum yayında. Ahat Bey, kısacık bir söz. Yani burada muhalefetin tavrı ne olmalı? Yani diyor ki Hakan Bayrakçı, Türkiye düşmanı ülkeler buradan Türkiye'ye nasıl bir zarar verebilirim diye düşünüyorlar. Muhalefetin de yapması gereken iktidarı siyasi olarak sıkıştırmaktan önce Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarını düşünmektir. Ne yapacak İyi Parti bu noktada? Şimdi bakın, burada bir tanımlamaya netleştirmek lazım bir tanımlamayı. Hakan Bey'in yaptığı değerlendirmelerden yola çıkarak. Muhalefet olarak ben İyi Parti'm adına konuşabilirim tabii. Tabii. Biz bu meseleye bir oy meselesi olarak bakmıyoruz. Yani öncelikle bunun altını çizelim. Ya da seçmen tabanının genişlemesi, daralması vesaire diye bakmıyoruz. Burada bakışımız şu. Bir hukuk devleti, bir demokratik bir devlet, hukukun işler olduğu bir devlet, anayasanın çalışıyor olduğu bir devlet. Bu devletin, Türkiye'nin bu özelliklerinin korunabiliyor olması ve sürdürülebiliyor olması meselesine bakıyoruz. Meselesi olarak bakıyoruz. Yani mafya dediğiniz şey veya yasa dışı örgütler devletin boşalttığı alanlarda ortaya çıkar veya devletle ilişkiler kurarak ortaya çıkar. Şimdi ben bir soru soruyorum, bir basit bir soru sorayım. Bu şahıs, Sedat Peker denen şahıs, herhangi bir yeraltı örgütünün lideri olsaydı, yani 2015'ten bu yana tam 2020'ye kadar 5 yıl. Devlet tarafından altına araba verilip koruma polisleriyle, çakarlı araçlarla ve
ilden ile giderken eskortlarla gönderilmemiş olsaydı. Merak ediyorum için, dediğim bu işte. Bir an için düşünelim. Merak ediyorum dediğim bu Sayın Bakan. Bu şekilde olsaydı veya meydanlarda en az 30-35 yerde miting yaptırılmamış olsaydı. Anlatabildim mi? Miting iktidar lehine seçimlerde oy tabanın oy kullanmasını sağlamak üzere yaptırılmamış olsaydı. Üzerine daha fazla gitmeyeyim. Daha önce konuştuk. Bu arada küçük bir hatırlatma. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu mitingler konusunda bizim onayımız olmadan sembollerimiz kullanılıyor demiş şimdi, o dönem. Şimdi de onu hatırlatıyor. O tam bir yok orada destek var. Komedi açıklama. Şey orada tam bir komedi açıklama. Ona o sadece AKP ile alakası yok anlamına. Her türlü ifadeyi reddeden bir parti izlemişti. Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber Sedat Peker'in resimlerinin asıldığı meydanlarda ve biraz önce Resul Bey ile konuşurken söyledim. Bir miting yapmak siyasi parti olarak bazen siz gerçekleştiremiyorsunuz. İzin verilmiyor, şu mesela demiyor, atıyorum, bu demiyor. Bu suç örgütü yani, lideri ya da başka bir İyi Parti'yi öven bir miting yapsa vesaire yapsa ne yaparsınız? Bu soruyu tamamlayabilir miyim? Sorumu tamamlayabilir miyim? Tabii ki. Ama böyle bir mafya lideri olmuş olsaydı bugün bu videolar, bu şeyler gerçekleşebilir miydi? Hayır. Toplumun da ilgisini çekmezdi. Ama siz bir şahsı, bir mafya liderini hayırsever adamlar listesinde tepeye koyar. Devletin çeşitli organları tarafından ona ödül verirseniz veya şey verirseniz. Kültür Bakanlığı'nın katıldığı bir çalışmayla veya toplantıyla Türk dünyasının lideri olarak Türk dünyasının efendim hanı olarak ilan ederseniz. Yani zamanında ona, parlamasına niye müsaade ettiniz diyorsunuz? Şimdi niye müsaade ettiniz demiyorum. Bakın. Eğer bu şekilde devletle iç içe çalışmasına göz yumduysanız hatta yerine gelince önünü açmışsanız veya kulağınızın üzerine yatıp görmezden geldiyseniz bu alanları kullanmasını, bu adam bir süre sonra ne yapıyor? Bu ülke içerisinde yürüttüğü faaliyetleri, yeraltı faaliyetlerini nasıl yürütüyor? Devlet benim yanımda diye yürütüyor. Yanında eskortla, yanında koruma polisiyle bu şekilde çalışıyor. 5 yıl bu şekilde çalışmış bu ülkede. Hakkında soruşturma açılmış ama ne zaman açılmış? 2020'ye doğru. Yani 5 yıl bu adam devleti kullanarak bu ülkede çalışmış. E şimdi böyle bir şahsın yurt dışına bir şekilde o da yakalama emri çıktıktan bilmem kaç gün sonra, kaç videodan sonra. Şimdi böyle bir şahsın hazırladığı videolar toplum tarafından bunun için ilgiyle izleniyor. Geçmişte devletle iç içe olduğu bilindiği için izleniyor. Geçmişte bu adam devletin bir parçasıymış gibi hareket ettiği için bu ülkede izleniyor. Yani bunu istediğimiz kadar, kimse kusura bakmasın, istediğimiz kadar yok efendim devlet ona biz iktidar şöyle diyordu, böyle diyordu, işte Ömer Çelik böyle demişti falan. Onların hepsi hikaye. Yapılan şeyler ortada. Olan olaylar ortada. Bu olayları yok varsayarak ondan sonra değerlendirme yapmak. Yok dış güçler, tabii ki dış güçler, dış güçler kullanacak. Kullanmadan daha doğal ne olabilir? Yani dış güç dediğiniz kavram bu ülkeye düşman olan, bu ülkeyle ülkenin geleceğini yok etmek isteyen, bu ülkenin parçalanmasını isteyen bir sürü ülke. Bu ülkeler kullanacak malzemeyi. Ama bu malzemeyi YPG'ye işte Amerikan bütçe ayırdı 2022 yılında. Evet. Ama bu malzemeyi dikkat edin altını çiziyorum. Bu malzemeyi siz kendiniz yarattınız. Ekmek farklıdır ama. Bu her şeyi kullanılır. Sayın arkadaşlarım lütfen. Bu malzemeyi siz kendiniz yarattınız. Malzemeyi ama şu anda dış güçler kullanıyor. Kullanır. Niye kullanıyorsun demek mümkün mü? Malzemeyi kendiniz yaratıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Kimse olayın bu yönüne bakmıyor. Bu malzeme böyle yaratılmamış olsaydı bu Beyoğlu'nda ya da bilmem nerede bir yeraltı bu olayın bu yönü var. Yeraltı kumarhanesini işleten ondan sonra bilmem ne sokaklarda birbirlerine kurşun sıkan bir şeyler liderler veya işte mafya lider adamlarından biri olacaktı. Eskaza yurt dışına gitse de gönderdiği videoyu kendi adamları bile izlemeyecekti. Nasıl olsa bu ülkeden çıktı artık bize bir faydası yok diye. Peki, yani peki. Bunları yok varsayarak böyle her zaman olduğu gibi bu iktidarın da en çok bununla bayılıyorum.
Ekonomide başarısızlık, tıkanma, dış güçler. Sosyal hayatla ilgili bir şey, dış güçler. Bilmem neyle ilgili, dış güçler. Yani tabii ki kardeşim dış güçler var. Sen devlet adamıysan, devleti iyi yönetiyorsan, iyi yönetmenin koşulu o dış güçlerin de var olduğu ortamda bu ülkede sorunları aşabilmektir. Peki, çok yani teşekkürler. Yani bunları yapamıyorsanız o zaman bırakın da başkaları yapsın. Peki, konuyu yavaş yavaş kapatacağım ama söz almak isteyenlere kısa. Lütfen, tabii bu konuyla söylemek istedim. Peki, Resmi Bey sonra Ersan Şan, sonra şimdi, çıkalım konudan. Yani Ahat Hocam'ı sükunetle, saygıyla dinliyorum. Devlet adamıysan falan diyerek de bayağı iktidara bir muhalefet milletvekili olarak bir şeyler söylüyor. Fakat bakın şunları hatırlatmakta fayda var. Bu dönemde AK Parti özellikle son 3,5 yıl içerisinde tam 530 bin operasyon yapılmış. Kimlere? 700 bin suçlu gözaltına alınmış. 63 milyarlık uyuşturucu son 3,5 yıl içerisinde. Ama İstanbul'un durumu kötü. Son 3,5 yıl içerisinde ele geçirilmiş. Yani uyuşturucudan ölümler 1/3 oranında azalmış. Mafyayla, babalarla, suç örgütleriyle mücadelede AK Parti, yani dış güç falan demeye gerek yok. Şeyi ortada. Ha, bu şahıs AK Parti lehine yahut da AK Parti lehine değil de referandumda zannediyorum bir takım mitingler yaptı. Seçimde değil. Referandumda. 2017 ve 2018 yıllarında. Evet, o dönemlerde. Yani tüm seçimlerde yani, bulundu. Evet, yani o yaptı. Burada AK Parti'nin ona göz yumması yahut da yani Ahat Hoca'nın söylediği bazı devlet görevlilerini yahut da mevkilerini, kurumlarını kullandı mı kullanmadı mı bu yargının işi. Ki tahkikat zaten açıldığına göre bunların da değerler. Ya ben onu eğer varsa öyle bir şeyi ki şimdi sizin İçişleri Bakanlığı'nın buradaki açıklamalarında da yine kurumlardan bazılarının mesela itham ettiği söz konusu. Yani birileri ihmalkar davranmış yahut birileri böyle şahıslarda itibat kurmuş olabilir. Bu devletin yahut da hükümetin politikası değildir. O şahısların kusurudur, artısıdır ya da eksisidir. Bu söylediğim gibi katılıyorum orada. Orada yargı bunu araştırsın, suçlu varsa cezasını versin. Hiçbir zaman bir suç örgütü lideriyle işbirliğini hiç kimse savunmaz, savunamaz. Ama AK Parti'nin bu alanda sanki ona bu zemini hazırlamış, şey yapmış ya, AK Parti'nin söylediğim gibi son 3,5 yıl içerisinde bu ülkede 63 milyar liralık uyuşturucuyu nasıl yakalamış? Daha önce poliste, yargıdaki işte bu FETÖ'ye mensup şeyler yüzünden oranlar 2016'dan öncekiyle sonraki oranları karşılaştırdığınızda böyle kat kat daha fazla yakalanıyor. Niye yakalanıyor? Çünkü artık biraz önce belki hocanın bahsettiği bazı yetkililer, bazı sorumlular bu işin içinde bulunmuş olabilir. Ha, dolayısıyla bunu evet hukuk araştırsın. Ama iktidara bu efendim iktidarın mafyayı, terör bu suç örgütünü, suç örgütüyle işbirliği yaptığı iddiasını kesinlikle kabul etmeyiz. Etmek mümkün değildir. Suç örgütüyle zaten eğer öyle bir şey olsaydı bugün İçişleri Bakanı da meydan okuyor. Cumhurbaşkanı da bu suç örgütü liderini elinde sonunda tutup getirip hukuka teslim edeceğiz diyor. Bundan hala yani suç örgütleriyle ilgili mücadelede hükümet başka ne yapabilir ya da ne yapmalıdır? Yapılması gerekeni bence yapıyor. Peki. Evet. Çok teşekkürler. Kısa Ersan Şen'e de geleceğim. Buyurun çok kısa. Ya ben bir şey ekleyeyim. Ben tabii ki bu suç örgütleriyle mücadelede zaten yargı eğer ki gerekeni yapmalı. Yani bu yükümlülük söz konusu. Bu konuda bir tartışma yok. Yani biz hukukçular açısından da siyasiler açısından da sanıyorum zaten gerekli tahkikatın açılacağını Sayın Erdoğan da ifade etmişti sanıyorum, yapmış olduğu açıklamada. Dolayısıyla yani iddia edilen somut iddialarla ilgili bir ceza soruşturması açılması ve gerekli sürecin işlemesi, yargının mecrasında ilerlemesini beklememiz lazım. Peki. Bir diğer önemli husus, bu uluslararası boyutunu ben ilk bölümde de ifade ettim açıkçası. Yani bunun çok önemli olduğunu şu açıdan çizdim. Tabii ki bakın şimdi ikisi birbirinden farklı şey. Yani iç hukukta
İç siyasetinizde tartışırsınız, değerlendirirsiniz, eleştirirsiniz, katılırsınız, katılmazsınız. O farklı bir şeydir. Tabii ki iç hukuk mekanizmalarının etkin şekilde devreye girmesi lazım. Yani bunun hiçbir şekilde izahı, mazereti söz konusu olamaz. Ve ucu nereye de varırsa varsın. Şu anlamda söylüyorum, yani şimdi biz hukukçular olarak, yani burada bulunmamızın temel nedeni hukukçu kimliğimizdir. Benim şahsen. Hukukçu kimliğimle, yani güzel bir şey vardır, hepimiz biliriz. Adalet mülkün temelidir deriz. Yani devletin temeli adalettir. Ve yine 18. yüzyılda yaşamış büyük düşünür ve hukukçu Immanuel Kant'ın ifade ettiği gibi diyor ki adaletin olmadığı dünyada yaşamanın anlamı yok. Yine çok güzel bir deyiş vardır hukukçuların çoğunun bildiği. Adalet tecelli etsin, etsin de dünya yansın. Yani biz adalet konusunda ki sanıyorum toplumumuzun büyük kesimi hepimiz, yani iktidarıyla, muhalif seçmeniyle, iktidar seçmeniyle, yani burada böyle bir keskin ayrım yaparak sanki birileri, bir kesim, bir siyasi grup, bir şey adaletin tecelli etmesini istemiyor. Adalet tecelli etsin. Ama önemli olan husus bunun üzerine sağlıklı bir tartışma götürmek. Yani bizim önümüzdeki 10 yıllarda bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası açısından, hukuk devleti açısından, demokrasisi açısından bu meseleyi toplumsal bir mesele olarak görmemiz lazım. Kamuoyu bunu, vicdanında bu, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak tabii, şekilde adaleti... Şüphesiz ve ivedilikle bu olması lazım. Yani bunun altını çizelim. Yoksa bizim bu ayrıntılarla bazen değiniyoruz. Ben uluslararası boyutunu şu açıdan değerlendim. Uluslararası boyutunu bakın. Yani bu biz söylediğimizde sanki böyle ya işte... yaranmak için efendim söylenen, hayır, uluslararası yayın organlarının demeçlerini izleyin siyasi kişiliklerin. Daha geçen yıl Almanya'da şansölyelik yapmış Schröder açıkladı. Türkiye bölgesinde çok önemli bir bölgesel güç haline gelmiştir. Eski Türkiye gibi başbakanların, dışişleri bakanlarını bekleme salonlarında bekletemezsiniz. Bunu söyleyen bir Alman eski başbakanı. Yine Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell. Hı hı. Türkiye eski, yani eski derken bakın Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün kurduğu cumhuriyettir. Dönem itibariyle ifade ediyorlar. Yani ne bileyim 90'lı yılları ifade ediyor, koalisyon dönemlerini ifade ediyorlar. Türkiye'de siyasi istikrarın, ekonomik krizlerin peşi peşine geldiği. Şimdi bu pandemi süreciyle de Türkiye'de ekonomik sıkıntıların da bir şekilde arttığını hepimiz de şahidiz. Yani bunun bütün ama dışarının baktığı şekliyle, çünkü uluslararası ilişkilerde siz bir mücadele yürütüyorsunuz ve aktör olan Türkiye'dir. Yani Türkiye'ye orada, zarar vermemesi. Orada az önce de Hakan Bey ifade etti. Orada Türkiye aktördür. Yani orada herhangi bir partinin ismi zikredilmez. Peki. İktidar muhalefetiyle öncelikli olan Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu meseleyi yaklaşımı bu çerçevede görüyor. Bir şeyi de bakın onu da söylemeden edemeyeceğim. Aslında böyle tartışmaya da yol açmasın istiyorum. Biden Ocak 2020'de New York Times'a bir demeç verdi. Daha başkan seçilmeden önce. Yani orada Türkiye ile ilgili siyasetin karşı açık bir pozisyon aldı. Siyaset derken iktidarla ilgili ve iktidarla ilgili Türkiye'de iktidarı değiştirebilecek yegane meşru demokratik güç halktır. Dışarıdan herhangi bir bu videolarla siyaseti, ABD'nin bakın, açıklamasını işte ben o bir perspektif musun? Veriyorum. O bir perspektif veriyorum. Yani 15 Temmuz'u hatırlayın. Yani Türkiye'nin dış müdahale ederken Türkiye'nin bölgesinde ya 60'tan itibaren alın siz ya. Çok basittir. 60 ihtilalinden itibaren alın. Darbelerin anası, muhtıraların anası. Türkiye'nin son 60 yılı. Biz hukukçular olarak Ersan Hoca 20-25 yıldır tanırım onu. Çok memleketsever bir insan, onu da ifade etmek isterim. Ama biz şimdi hukukçu olarak konuşalım, biz darbeler hukukunu konuşuyoruz. Halen Türkiye'de darbeler Peki. hukuku var. Hocam toparlamam yani bütün lazım. Çok demokratikleşme hareketlerine rağmen merhum Ecevit döneminde olsun, şehit döneminde 19 defa anayasanın 88 maddesi değiştirildi. Buna rağmen biz hukuk düzenimizde bu darbelerin doğurduğu o etkiden ruhu kurtulamıyoruz. Peki. Yani dolayısıyla bu böyle
Türkiye'de her ne oluyorsa sadece Türkiye ile ilgilidir yaklaşımı biraz şey yaklaşımdır. Bence sağlıklı bir yaklaşım değil. Peki. Yani bunun hem iç siyasetle, iç dinamiklerle, toplumsal nedenleriyle, sosyoekonomik nedenleriyle hem de dış boyutuyla birlikte değerlendirmek lazım. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Birkaç tespitimi söyleyeceğim. Çok kısa. Hukuki açıdan. Birincisi, millet halk cesaretli Cumhuriyet savcıları beklediğini söylüyor. Bu tip meselelerde cesaretten ziyade siyasetin ve basının, özellikle de halkın desteği olmadan temiz eller dediğiniz soruşturmaları açıp başlatıp sonlandırıp sonuçlandırabilmek mümkün değil. Hı. Bu bir. Yani bu bilinsin. Biz hani Godot mu Godot mudur beklerken denilen bir şey var ya, onun gibi Godot'u beklersin. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Yani bir diğer husus, bu önemli. Neden, bu istediğim için söylemiyorum, neden internet kanunu 5651 sayılı kanunun 8A maddesi uygulanıp da YouTube kısıtlamasına gidilmiyor, onu da anlamak mümkün değil. Çünkü söylendiğine göre Sayın Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı da onu söylüyor, bu mesele kamu güvenliğimizle ilgilidir diyor. İç güvenlik, dış güvenlik sorunudur diyor. Eğer iç güvenlik, dış güvenlik sorunuysa kısıtlama derdinde değilim. Kanunlu kitabı niye işletmiyorsunuz? Başka zaman işlettiğiniz kanunu burada niye unutuyorsunuz? Çünkü şahsen ben de bilmiyorum. Çünkü 5651 sayılı kanunu emrediyor. Gereğini yapın diyor. Cumhurbaşkanına diyor. İçişleri Bakanına diyor. Bilgi Teknolojileri İletişim Başkanına diyor. Ne? Oysa bunun karşısında YouTube şahıs çok yakından fazla takip edildiği için 1 saatlik programını 1 saat 20 dakika uzatıyor. Siz yapamazsınız onu 1 saati aşkın sürede. YouTube'da programı tek şeyde çekip videoya koyamazsınız. Şimdi ben de anlamıyorum. Ne oluyor? Kafalar karışıyor. Işte, bunu da bir yere koyuyorum. Bir diğer sus. Buradan bir dakika, siz sağlıklı... Ben son dediğinizi anlamadım. Anlamış dakika, gibi yapmayacağım. Enteresan bir şey söylüyor. YouTube'dan ayrıca 5650 sayılı internet kanunumuz var bizim. Yeni keşfedilmedi ki. Daha önce Wikipedia'da, YouTube'da uygulandı bunlar. Nedir? Şalteri indiriyorsun. Uyarıyorsun. Kardeşim diyorsun. Yapma. Yaptırma bunu. Niye yapma yaptım? Yayını engellersin. Bir saat, videoyu bir engellersin. Saat, 20 o ayrı. Etkileyince. O ayrı. O YouTube'un bir saati aşkın program yapabilme imkanına tek parçada verdiği çok takip edilmesinden kaynaklanan bir ödüllendirme. Hmm. Yani bir saati geçiyorsun. Ben de diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti şey yok, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk değil. Efendim? Siyasi bir ayrıcalık tanıyor mu YouTube Sedat Peker'e? Yani şey siyasi mi? Değil. Kanal olarak veya çok şey, izlendiği için. Evet, sosyal medya olarak tamam, ayrıcalık tanıyor. Anlamaya şunu söylüyorum. Çalıştım. Ben diyorum ki 5651 sayılı kanunu kısıtlama derdinde değilim. Türkiye Cumhuriyeti bir guguk devleti değil, hukuk devleti ise niye gereğini tatbik etmiş? Aa, bir dakika, bu da çok önemli bir o tartışma. O madde peki, bir dakika, çok önemli bir tartışma bu. Ersan Bey, bu ben YouTube videoları şey yasaklanmalı mı? Yasaklama çözüm mü? Çünkü diyelim ki sizin dediğiniz madde yasaklama uyguladı, yasakladı. Yasaklama o zaman suç işleyene ceza verme, hayır, bir dakika. Hapsetme. Ya konuşuyoruz Ersan Hocam, bir dakika. Diyelim ki şey? YouTube'da yasakladı. Bu sefer işte Instagram'dan yayın yapar, Facebook'tan İstediği yerden yayın yapsın, yapar. Ben indiririm onları hepsini. Da mı ben devletim. Hukuk devleti. Öyle bir dünya yok. Burası kamuoyu yol geçen hanım. Bütün sosyal medya. Burası yol geçen hanım. Öyle şey olur mu? Kanun var. Siz... Benim okuduğum 5651 sayılı. Okuyayım size. Yani kişilerin can ve mal, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suçun işlenmesinin önlenmesi. Özellikle diyor, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması için Cumhurbaşkanı veya ilgili bakan derhal el atmalıdır diyor. Yani yasaklanmalı hukuken evet, diyorsunuz. Evet. Yasak hoş bir kelime değil ama niye yapmıyorlar? Ben de milli merak ediyorum. Milli güvenliği ilgilendiriyorsa tamam, güvenlik eğer yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi ortada milli güvenliği ilgilendiren bir durum varsa ki Sayın Bayrakçı'dan ben farklı algıladım. Cumhurbaşkanı dedi ki yanındayız, yanında olduk, yanındayız, yanında olacağız. İçişleri Bakanı dedi ki emrindeydim, emrindeyim, emrinde olacağım. Dediği anda şudur. İçişleri Bakanı ile ilgili hiçbir iddia yok. Bitti. Bu tarafa biz odaklanacağız. Yani bu şahsın arkasında olanlar, bu şahsın yapmak istediği, bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'ne getirilmesi, adalet önüne çıkarılması. Hmm. Bir diğer husus. Buradan sağlıklı bir toplum, yurttaş sorumluluğu, adalet arayışı çıkar mı? Çıkmaz. Böyle adalet arayışını bulamazsınız. Yani bu videolar üzerinden seyrederek 70 milyonla 80 milyonla olacak iş değil. Bence devletin aklı biraz zarar gördü ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan sonra toparlandı. Çünkü hukuk devletinde oturup her şey salkım saçak halkın önünde tartışılmaz. Elbette adalet arayan halk bilgilendirilmelidir. Ama bilgilendirmek dediğinizde kuvvetler ayrılığında siz o kuvvetlere, erklere
tanınan görevler ve yetkilerin kullanılmasına müsaade edeceksiniz. Onların yerine geçip emredemesi. Mesela Sayın İçişleri Bakanı şu açıklamayı yaptı. Sonra Allah'tan devam etmedi. Dedi ki bazı yakın koruma verilen kişiler üzerinden takipler yapılıyormuş dedi. Evet. Bunu hukuk devletinde dediğin zaman insanlar döner bakar sana. Kardeşim hukuk koruma devleti. Koruma verilen herkes beni takip ediyor. Hayır bak hukuk devleti yapamazsın. Nasıl yapacaksın? Öyle bir kanunda öyle bir hüküm yok. Düzenleme yok. Gizli soruşturmacı başka. Teknik araçlarla izleme başka. Telefon iletişim dinlenmesi başka. Bunları sen hukuk devleti, sen anayasayla, kanunla, kitapla bağlısın. Ha eğer bir takım kendine göre istihbarat faaliyetleri de bulunuyorsan hukuku aşmayacaksın. Aşıyorsan da elbette onun bedelini ödemek durumunda kalırsın. Bir diğer husus şu. Şimdi suç örgütleriyle mücadele. Türkiye Cumhuriyeti şu anda suç örgütleriyle mücadelede başarısızdır. An itibariyle. 2005 yılında yeni Türk Ceza Kanunu ile birlikte zamanında 4422 sayılı kanunla birlikte 1999 yılında adımlar attı. Ama özellikle FETÖ dönemiyle birlikte bizim ayarımız şaştı. Çünkü konvansiyonel olmayan bir illegal yapıyla karşı karşıya kaldı Türkiye Cumhuriyeti. Hiç tecrübe etmedi bunu. Bu boşluktan elbette birileri istifade edecekti. Şu anda o boşluk dönemi yaşanıyor. Ha, devlet tekrar kendine gelecektir, ayarlarına dönecektir. Dönmek durumundadır. Çünkü körle yatarsan şaşı kalkarsın. Bak Cumhurbaşkanı dedi ki, girersen torbaya yılanla, zehirli yılanla sonuçlarına katlanırsın. Ben de diyorum ki, körle yatarsan şaşı kalkarsın. Yatmayacaksın. Peki. Prim vermeyeceksin. Hukuktan ayrılmayacaksın, hocam, sapmayacaksın ve şu blokta bitiriyorum. Bitiriyorum. Şimdi bunu kimse bir seçim yatırımı olarak göremez, tamam? Buradan muhalefet kendisine puan çıkaramaz. Bu başka. Bu hukuk ve adalet arayışı. Hakan Bayrakçı'nın sonuçlarına evet, şöyle, katılıyorum. Şimdi sokak, halk, iş, aş, muhalefetin yapacağı iş un kapanına gidecek, oraya gidecek, Gül Suyu'na gidecek, Esenyurt'a gidecek, Bağcılar'a gidecek. Türkiye Cumhuriyeti 81 vilayet. Seçim halkla, omuz omuza, işle, aşla, gençlerle, bu seçimle ilişkilendirilmez. Bununla seçim kaybedip kazanmazsınız. Yani muhalefet de buradan kendisine seçim yatırımı hamlesi yapıyorsa, o zaman kusura bakmasınlar, siyasette yanlış adım atıyorlar derim ben. Bir diğer husus şu. Ben doğru söyledim. Bir diğer husus, ben sizi eleştirmek için söylemedim. Dikkat etmemiz gereken husus var. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiği en önemli zarar, hukuk güvenliği hakkı bakımından dış yatırımcıya. Korkuyorlar. Hmm. Endişe ediyorlar. Bakıyor diyor ki ya ne oluyor diyor ya adamın birisi çıkmış 8 video yapıyor. Bu nasıl işliyor? Bir takım açıklamalar yapıyor. O orada vuruluyor, bu burada vuruluyor, kaçırılıyor. At. Sonlandıracaksın bunu. Bu iş tamamlanacak. Türkiye Cumhuriyeti zarar görüyor bundan. Ha nasıl bunun önüne... Nasıl sonlandıracaksın? Hukuku işleteceksin. Yürüyecek. Bak, bir şey söyleyeceğim sen. Yani VPN'le girebilirsin. Yargıya güvenip yargıyı rahat bırakacaksın. Yargı bunun gereğini yapar. Başka hiç kimse yapamaz bunu. Yargı mensupları. Hakim ve Cumhuriyet savcıları. Başka hiç kimse değil. Böyle bir dünya yok. Onlar da yapamazsa batarsın. Onlar yapacak. Başka birisi değil. Niye söylüyorum? Ben bir okudum, bir iki çalışma okuyarak geldim. Yine son cümle. Gerçekten. Bitireceğim inanın. Şimdi bir toplumu en rahatsız eden husus yolsuzluk ve hukuksuzluk. Çürümüşlük, rüşvet, kaçakçılık, vergi kaçırma, uyuşturucu mesela uyuşturucu deniyor ya. Resul Bey doğru söylüyor. Çok yakalama yapabilirsin ama dünya standartlarında resmi verilere göre İstanbul berbat durumda. Eroinde ve esrarda, kullanmada, transit ülke olup olmamada değil. Adana bölgesi sentetik uyuşturucu da sıkıntılı durumda. Türkiye Cumhuriyeti'nde sorunlar artmış. Ha bu başarısızlık göstergesi yani değil ama bazı işler iyi gitmemiş demek. Uluslararası ki. Suç örgütleri de yani bu uluslararası organize suç örgütleri var. Şöyle söyleyeyim hocam bitiriyorum. Hayır doğru o söylediği doğru. Bir saniye tamam şunu söyleyeyim yani hocam. Sadece ulusal değil. Tamam hukuksuzluk da şu var. Keyfi arama hocam. Kübra Hanım bak bunu dikkatli dinle. Herkesin başına gelebilir. Keyfi arama, yakalama, gözaltına alma. Çifte standart. Gücü farklı kullanma, hukuk devletinin ilke ve esaslarının dışına çıkma. Bak bu çok önemli. Hukuk güvenliği hakkı Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tür erozyonlarla tehdit edilir. Bozulursa keyfilik başlar. Kanunlu kitabı öyle konuşursun. Yargı mensubunun yerine çıkıp açıklama yaparsın. O zaman herkes birbirinin yerine oynamaya başlar. Küçük gruplar olmaya başlar. Devlet erozyona uğrar. En önemlisi ne biliyor musun? Bak yine bunlar önemli. Bunlar tarihi tespitler. Hocam hepsi önemli o zaman yok. Kusura bakmayın. Devlet eşittir güven.
Devlet mesela bir açıklama yapıldı. Herkes oraya dikkat kesilmedi. Bursa'daki bir meselede devletin bir biriminin sahte tasarruflarda bulundu ve o kişiyi bir başkasının kucağına attığına dair iddialar. Bak bu yenilir yutulur bir şey değil doğruysa. Devlet böyle bir şey yapamaz. Devlet yalan söylemez. Devlet her zaman doğrunun yanındadır. Çünkü onun adı hukuk devlettir. Bak kanun devlet değil, polis devlet değil, genelge devleti değil. Güvenilir. Sonuna kadar güvenilir. Akşam hukuk devletiyle yatıp sabah polis devletiyle kalkmaz. Ve burada en önemli husus ne biliyor musunuz? Gözden kaçırla. Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle gençler üzerinden, 3000 TL maaş alan gençler üzerinden ahlak erozyonu yaşanıyor ya. O lüks arabaları görüyorlar, o kazançları görüyorlar, o şatafatı görüyorlar. O dizi filmlerde, o filmlerde. En önemli mesele bu. Ve 1,5 yıldır biz okul açamıyoruz. Neden bahsediyoruz biz? Çok konuşulması gereken evet, bunlar. Çok teşekkür yoksa şahısların, ederim. Şahsın açıklamaları üzerine o yap, o gider bir başkası yapar. Çok ben bilemem onları. Çok tamam. Teşekkür. Önemli olan onlara prim vermemek. Tamam. Şimdi bu yeni bölüme sizinle başlayalım Hakan Bey. Bu Ayasofya'da Atatürk'e hakaret iddiası ile ilgili dün epeyce bir tartışma oldu. Bir değişik bir şey konuşmuş olalım. Ayasofya Camii'nde Cuma günü gerçekleşen icazet törenine katılan İmam Mustafa Demirkan, ki Ayasofya imamı biliyorsunuz önceki ayrıldı gitti bu yeni imam, vaazı sırasında şöyle diyor, bu gibi mabetler yani Ayasofya Camisi mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içerisinde bu mabedi şeriften ezanı Muhammed'i, namaz, her şey yasak olarak müze haline çevrildi. Kitab-ı Ezel'inde buyuruyorsun, onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma dedi. Bu sözleri Ayasofya'yı müze haline getiren Atatürk olduğu için, onun döneminde yapıldığı için Atatürk'e ağır bir hakaret gibi yorumlayanlar oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bunun üzerine bir açıklama yaptı. Dedi ki ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyi ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescitlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz dedi. Bunun üzerine CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Ömer Çelik'e bir cevap verdi. Dedi ki Ömer Bey bu açıklamayı saklayın bir bayram günü yaparsınız ama bugün Atatürk'e hakaret eden Mustafa Demirkan'a bir şey demeli ve hakkında soruşturma açıldığını açıklamalısınız. Yoksa bu rezalete de parti olarak ortak olursunuz gibi çok sert bir çıkış yaptı. Şimdi bu vaaz bağlamından koparılıyor mu Hakan Bey? Yoksa açıklamaların Atatürk'e hakaret olarak algılanmasına neden olacak cümleler var mı size göre? Şimdi efendim, ben daha belki Ayasofya imamı olan beyefendinin konuşmasıyla ilgili de açıkçası çok ağır bir konuşma yapmıştım. Bir dakika, akşam bir düzeltme yapmam gerekiyor. Editörüm sevgili Haluk beni bir bilgi konusunda uyardı. Ben Ayasofya'nın yeni imamı demiştim. Bu icazet töreni evet. için gelen imammış. Ayasofya'nın evet. yeni Üsküdar'da imamı değilmiş. Evet. Özür dilerim. Evet. Evet. Üsküdar'da evet. bir caminin evet. imamı diyor Ersan Şan. Evet. Peki, buyursunlar. Estağfurullah. Açıkçası fikriyatımı orada belirtmiştim. Burada hemen hemen benzeri bir durum vardır. Çok açıktır, nettir. Kastedilen kişi kim olursa olsun, iki sokak dolaşıp çıkacağı cadde Atatürk Caddesi'dir. Burada direkt bu laflar Atatürk'e gider. Ancak Sayın Ömer Çelik, ki bu laflar Atatürk'e gidiyor olmasa, dün akşam vakitlerinde ben canlı yayındayken AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik şu iki tweet'i yazmazdı. Şu iki tweet'i yazdı, okudum. O yüzden de dün akşam da canlı yayında tebrik ederim dedim. Ömer Çelik'i hassasiyetinden evet. dolayı mı hassasiyetinden ettiniz? Ötürü tebrik ederim dedim. Ama bu durumda bu beyefendi her nerede görev yapıyorsa behemahal istifa etmelidir.
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hepimizin ve herkesin ya da çok büyük çoğunluğun sahip çıktığı bir adama hiç kimse bu ağır lafları kurucu söylemez. Lideri. En azından bizim nesiller hayattayken söyleyemez. Sayın Ömer Çelik'in iki satırla tweetini okumak zorundayım. Çünkü hükümeti ve devleti temsil ediyor. Tabii. Partisini temsil ediyor. Diyor ki, İstanbul'umuz ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı geldikleri gibi giderler diyen İstiklal Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir. Benim okuduğum tweet'i nokta. Başından itibaren okudunuz. Evet. Ama ikinci bir tweet daha atıyor. Peş peşe. Diyor ki Atatürk ve silah arkadaşlarının düşmana karşı verdiği soylu mücadeleyle ülkemiz ve milletimiz ile ezanımız, camilerimiz ve mescitlerimiz de düşman tehdidinden kurtulmuştur. Rahmet ve şükranla anıyoruz. Bunu iktidar partisinin sözcüsü dün akşam durup dururken fuzuli yere yazmış değil. Gereği hasıl olduğu için yazmış. Kendisini de tebrik ederim. Yani üstü kapalı, üstü kapalı değil, açık. İmama tepki mi gösteriyor? Açık. Üstü kapalı değil. Dün akşam anmadığı için üstü kapalı dedim. İsmini anmaması önemli değil. Dün akşam atılmış olması hasebiyle bu tweetlerin ikisinin de peş peşe. Dün de ne 19 Mayıs, ne 23 Nisan, ne 30 Ağustos özel bir Cumhuriyet'le ilgili bir bayram değil, Atatürk'le ilgili bir bayram değil. Bu lafların söylenişini müteakip iktidar partisinin grup parti sözcüsü bu açıklamaları yapıyor. Dolayısıyla sözlerin nereye gittiği çok açıktır. Ve ne yazık ki yani ben tekrar edip işte bu ülkede şunları yaşadık, Osmanlı'da da bunları yaşadık falan diye bir daha anlatacak değilim. Ama emin olun 250 yıl boyunca Osmanlı Devleti de sadece tek cümleyle söylüyorum, bu zihniyetlerle uğraşmıştır. Osmanlı'yı da mahveden bu zihniyetlerdir. En azından 7 padişahı devirmişlerdir bu tip adamlar. Alaşağı etmişlerdir, öldürmüşlerdir, parçalamışlardır. Yüzlerce vezir sadrazam öldürülmüştür Osmanlı Devleti'nde. Kim bu öldürülenler biliyor musunuz? Birazcık teknolojide Osmanlı geri kaldı diye batıdan teknoloji getirmeye çalışan ama 5 vakitte namaz kılan adamlar. Dolayısıyla konu ne İslamcı, ne Cumhuriyetçi, ne Atatürkçü veya ne İslam bu tip bir şey değildir. Konu bu memleketin, bu milletin, bu halkın, bu insanların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının çağdaş, modern bir ülke olma yolunda yürürken gereken ölçüde ve gerektiği veçiyle bir yerlerden bir şeyleri alıyorsak mecbur kaldığımız içindir. Teknoloji ya da benzeri şeyler peki. Bazında diyorum. Hı hı. Milli ve manevi değerlerimizle bağlıdır. Bu turu çok kısa bağlıdır. Tutacağım çünkü zamanda. Peki o zaman bitireyim şöyle söyleyeyim. Hı hı. O beyefendinin ifadeleri açıktır. Hakaret nettir. Midir Atatürk'e? Hakarettir. Affedilmezdir. Ayıptır. Ve derhal kendisi bizzat gereğini yerine getirmelidir. Getirmiyorsa görevinden ayrılmalı. Bu tweetleri atan siyasi iktidarında gereğini yapmasını bekleriz. Atatürk'ü seven ve sayan insanlar olarak. Bu peki. Kadar. Resul Tosun ne dersiniz? Hakaret evet. Mi? Bağlamından mı koparıldı? Ama gereği yapılmalı mı? Hakaret mi değil mi? Onu hukukçular söyleyecek tabii de. Ben öncelikle şunu ifade edeyim. Bir defa bu şahıs herhangi bir yerde görevli değil, emekli bir imam. Eski bir imam, ben tanıyorum kendisini. Şahsen tanıyor musunuz? Evet, şahsen. Olaydan sonra konuştunuz mu? Hayır, olaydan önce de görmedim, sonra da konuşmadım. Belki ama tanıyorum kendisini. Sürekli görüştüğünüz bir imamımdı. Beri tanıyorum. Yani tehlikeli bir şahıs değildir her şeyden önce. Fakat şunu söyleyeyim, yani önce şu ifadeyi kullanmak lazım. Yani bu Anadolu'yu bize toprak yapan, yurt yapan, Alparslan'dan son Selçuklu Sultanı'na, Osman Gazi'den Bahdettin'e, Atatürk'ten Tayyip Erdoğan'a kadar bütün devlet başkanları bizim başkanımızdır. Hepsinin artılarını alıp eksilerini de bilmemiz gerekir. Dolayısıyla yok saymak,
Hele biz ehli sünnet Müslümanlarında lanet diye bir şey yoktur. Birisine hatta şeytana bile lanetle mükellef değiliz. Eğer lanet okuyacaksak bizim itikadımıza göre filana lanet olsun denmez. Zalimse zalimlere lanet olsun denir. Kafirlere lanet olsun denir. İsim olarak insanlara lanet okumak bizim şeyimizde yoktur. Şimdi ben aslında o icazet töreninde yani 120 küsür genç çocuğumuz hafız olmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler. O toplantıya Cumhurbaşkanı katılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı katılmış. Yani milletin devletiyle buluştuğu, birleştiği bir yer olmuş. Şimdi orada yapılan bu konuşmada bu şekilde algılanacak bir ifadenin kullanılması, yani aslında Ömer Çelik niye şey yaptı diyorsunuz. Aslında bu ifadeyi kullandıktan sonra seküler kesimde korkunç bir reaksiyon oldu. Onun üzerine Ömer Çelik açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Dolayısıyla yani o güzel icazet törenine bu kelimelerin gölge düşürmesinden düşürmesini ben de hoş karşılamadım. Bravo. Benim fakat, için yeterli. Fakat Hakan Bey'in yani bu gibi şahıslar demesi, şahsı tanıdığım için söylüyorum. Şahsın öyle devlete, millete, efendim ülkeye, vatana aykırı bir şahıs olmadığını, vatanperver bir şahıs olduğunu. Ama şu var Hakan Bey, bunu bir programda siz de söylemiştiniz. Yani mesela Atatürk konusunda ben onu da söylüyorum. Atatürk bu ülkenin camisinin de efendim okulunun da mescidinin de düşman istilasından, işgalinden kurtulmasında hepimizi önderlik etmiş, hepimizin kahramanıdır. 1924'e kadar, 24 anayasasıyla zaten bütün toplumu kuşatmıştır ama 25'ten sonra yapılan o, siz çok aşırı davranmıştı dediniz bir programda. Yani aşırı davranmıştı. Ondan sonra yani toplumun genelinde o dönemdeki iktidara karşı şöyle bir algı var. Bunlar yani İslami kimliğe karşı bir politika geliştirdiler. O yüzden de lafı uzatmıyorum, eğer şey vakit varsa çok geniş örnekler verebilirim. O yüzden de o dönemin İktidar Partisi ilk seçimde muhalefete mahkum oldu ve hala millet o gözle bakıyor. Bir fıkra gibidir. Bunu bizzat Deniz Baykal anlatmıştı. Yani Karadeniz'i iki tane milletvekili olmuş bir vaka, güğümleriyle yürüyen bir teyzeyi yolda görmüşler, arabalarını almışlar. Milletvekili CHP'nin evine bırakmışlar. Evine bakırken de oğlum siz kimsiniz? Biz CHP'mi, eyvah demiş, ben bu suyla abdest alacaktım, mundar ettiniz. Şimdi böyle bir algı var halkta. O algı hala devam ettiği için Cumhuriyet Halk Partisi onun ceremesini hala çekiyor. Ve şimdiki siyasiler onu kırmak için bir takım hamleler yapıyorlar. Şimdi dolayısıyla yani buradaki imamın bu camilerin kapatılması vesaire müzeye dönüştürmesine duyduğu tepkiyi bence zihniyet olarak algılamak lazım. Yoksa bunu yani devletin kurucusu işgale son vermiş, yani söylediğim gibi ben 24'e kadar müzeye çevrilenlerden daha zalim, daha kafir kim olabilir? O da şudur yani şimdi tabii ağır. Bu hoca ilahiyatçı olduğu için Bakara suresinin 114. ayetinde camilerde Allah'ın isminin anılmasına engel olanlar ve orayı tahrip edenlerden daha zalim kim vardır diye bizzat ayette geçiyor. Oraya gönderme yapmış anlaşılan ama dediğim gibi o güzel icazet töreninde hocam, ki yani benim o icazet töreninde bence öne çıkması gereken Cumhurbaşkanının, Meclis Başkanının o törene katılmış olması, devlet millet kaynaşması, ayrıca Cumhurbaşkanının torununun ve Meclis Başkanının oğlunun hafızlık yapmış olması, o törende bulunuyor olması, bence haber olarak ben eğer gazete yahut da şey olsaydım onları öne çıkartırdım ama bu konuşma işte bütün güzellikleri kapatmış ve onun üzerinden peki, bir tepki çok oluştu. Çok az tepkiyede cevap çok Bey, tek cümle çok kısa. Ama diğerlerine döneceğim Hakan Bey. Biliyorsunuz cevap da vermem, araya da girmem. Bir tek şey söyleyeceğim. Sayın Vekilim, birinci açıklamanıza katılıyorum. Ama o dönemle ilgili konuşmalarınızın içerisindeki bu içerikle ilgili bu beyefendinin söyledikleri direkt Atatürk'e kafir ve zalim ibarelerinde
isnat ettiği için açıkçası benim vicdanımda ben makul görme şansım yoktu, kusura bakmayın. Yani onu ben belki müsaade, kusur olarak görebiliriz ama yani selam. Şey... Ya, evet, peki, buyurun Selam Can, sizin şimdi, itirazınız tabii, var. Ya, Mustafa Hoca iyi bir hoca. Bunu da yani. Şey yaptık, bir yerde konuşma imkanımız oldu. Şimdi tabii yani bunu böyle açıklamaya, işte şunu söylemek istedi, bunu söyledi, yok. Yani anlaşılıyor zaten. Ben aslında bunun maksadını ve haddini aşmış bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Yani sos konusu zaten orada yapılan bir dini ritüel, yani küçük çocuklar için yapılmış. İşte devlet erkanının da az önce Hakan Bey'in ifade ettiği gibi katılmış. Orada maksadını ve haddini aşan bir ifadedir. Ben onu o şekilde görüyorum. Aslında dün itibariyle biz İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladık. Yani ben hem Fatih Sultan Mehmet Han'ı hem İstanbul'u işgalden ikinci kez, gerçekten İngilizler işgale geldiklerinde İstanbul'a Atatürk'ün ilk ifadesi geldikleri gibi giderler. Dolayısıyla yani devletimizin bir büyüğü yani Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethediyor, camiye çeviriyor. Daha sonra işgalden tekrar işgal tehdidi söz konusu olduğu zaman Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı ifade geldikleri gibi giderler. Dolayısıyla bunu böyle bir takım siyasi efendim dönemsel konjüktürel bazı sıkıntıları böyle şeye çıkartıp bir değerlendirme yapmanın sağlıklı olmadığını, tarihi gerçeklere de pek uygun olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki bakın orada sanıyorum Ömer Çelik bir açıklama yaptı işte dün tweet üzerinden. Gerçekten yani o çok açık yani İstiklal Mücadelesi'nin, milli mücadelenin lideri. Yani Osmanlı devleti gibi bir devletin bakiyesinden yeni bir cumhuriyet kuruluyor. Ve bu cumhuriyetin ilk hem kurucu cumhurbaşkanı... Ama hocam de, hocanın konuşmasında cumhuriyetle hocam, alakalı bir şey yok. Mescitlerin kapanmasıyla tanımam, ilgili. Hayır, yani. Şimdi ben hocayı tanımam, hocayı da bilmem. Ama ben sadece kullanılan bu ifadenin bir defa ne ortamıdır, ne yeridir... Ne şeyidir? Yani bunun bu tür bir takım toplumda rahatsızlık yaratacağı ortada yani. Dolayısıyla bunu kalkıp sonra müzeye çevirme meselesini bakın biz geçen yıl Temmuz ayı müzeden camiye çevrilmesi de doğruydu. O yargısal süreç işledi ve ben o dönemde de bunu ifade ettim. Ama şimdi o dönemde de çok bu ifadeyle buna benzer ifadeler duyuluyordu bazen. Ama farkı şu bakın, o tarihsel 34 döneminde yaşanan tarihsel bir takım realiteler var. 34'te bakın o zamanın siyasi konjüktürü nasıl, uluslararası ilişkiler konjüktürü nasıl, Rusya ile Sovyetlerle ilişkilerimiz nasıl. 34'ten 2 yıl sonra 36'da biz Montreux'u imzalıyoruz. Bakın Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Lozan'dan sonra yapılan... O dönemin koşulları göz önüne yani alınmadan Ayasofya'nın evet, neden müzeye çevirdiği anlaşılamaz diyorsun. Bir takım uluslararası dengeleri, Ortodoksları, işte Hristiyan dünyasının dengelerini tutmak için o dönemin konjüktürel şartları içerisinde atılmış bir adımdır. Ama yıllar sonra tekrar eski haline doğru bir şekilde tevdi edildi, yerine de getirildi, bu da doğrudur. Ve bu o dönemde mesela ben muhalefetin başta mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı pozisyon çok doğru bir pozisyondu. Yani bunu böyle şey değil. Yani milletin çünkü buradaki şimdi şöyle bakın Türkiye'de yani hem Osmanlı döneminin büyükleri hem de Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde yaşayan insanların bakın bu seküler işte muhafazakar hangi sosyal kesim kahır ekseriyetinin ortak değeri olarak. Bakın ortak değeri olarak. Siz dönemsel cumhuriyet kurulurken çok sıkıntılar yaşanmıştır. Yani mütedeyyin insanlar sıkıntı yaşamıştır. Kürt kökenliler yaşamıştır. Milliyetçiler, sosyalistler yaşamıştır. Çünkü o dönemin konjüktürel şartlarında bir imparatorluk bakiyesinden bir ulus devleti kurmaya çalışıyorsunuz. Bir millet yaratmaya çalışıyorsunuz. Bir halk oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani farklı dilleri olan, farklı dini duyguları, yaşanmışlıkları olan bir şeyden bir etrafta toplamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bugünden veya 70'li, 80'li yıllardan gidip böyle 20'li, 30'lu yıllara gidip o dönemin siyasi konjüktüründe yapılan
Eleştirebilirsiniz bakın. Herkes eleştirilebilir. Yani her siyasi figür... Hakaret başkadır. Hayır, o başka bir şeydir. O çünkü bu toplumda bir... Çünkü devletlerin kurucu liderleri toplumda saygıyı hak eder. Dolayısıyla kullanılacak dil de bu şekilde olmalı. Sizin dönemsel bazı konularla ilgili eleştirileriniz olabilir. Herkes eleştirebilir. Ama bunu bunu saygı çerçevesinde, hürmet çerçevesinde yapmak lazım. Dolayısıyla Atatürk konusunda, bakın Atatürk konusunda ben Atatürk kadar Türkiye'de siyasi malzeme yapılan, bunu herkes için söylüyorum. Başka bir figür yoktur. Ya evet. Devletin kurucu lideri, merhumu hayatta değil, devlet kurulmuş, artılarıyla eksileriyle biz bir yere gelmişiz. İşte 60-70 yıldır demokrasi mücadelesi veriyoruz çok partili hayata geçtikten sonra. Dolayısıyla bunu bu çerçevede bakmak çok lazım. Çok teşekkürler. Ben bu yönüyle değerlendiriyorum. Çok teşekkürler. Kısa son sözle vereceğim. Ahat Bey, buyurun, sizin değerlendirmenizi alayım. Siz hakaret olarak mı algılıyorsunuz yoksa bağlamından mı çıkıyor? Ne diyorsunuz bu tartışmaya? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hocamızın ifadelerinin Ayasofya'nın açıldığı dönemde, ibadete açıldığı dönemde Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın söylediği şeylerden çok fazla bir farkı yok. Evet, buna ben tam benzer miydi acaba? Yok, daha ağır hatta. Sözcük aynısı manasında söylemiyorum. Şimdi bizim burada tartışmamız gereken Ahmet'in ne söylediği, Mehmet'in ne söylediği değil, bu insanların bu tip ifadelerini ortaya çıkaran siyasi ortamın ne olduğu, nasıl böyle bir ortamın geliştiği, buna bakmamız lazım. Eğer biz bu ortamın nasıl geliştiğine bakmazsak ve bu ortamı oluşturan koşulları değiştirme yönünde adım atmazsak, bugün bu hoca burada bunu ifade eder. Geçmişte ben şurada bir şöyle önümde bir şey var. Yani bizzat siyasi iktidarın da içinde olduğu kesimler tarafından ifadeler. Cumhuriyetle bir çatışma söz konusu. Cumhuriyetin kurucu değerleriyle bir çatışma söz konusu. Burada sembol olarak da Atatürk seçiliyor. Yani 90 yıllık reklam arası Cumhuriyet için. Beğenseniz de beğenmeseniz de yeni devlet kuruyoruz. 2 ay yaş Atatürk'le beraber. Keşke Yunan kazansaydı. Atatürk'ün isminin camilerde, hutbelerden çıkarılması. Özellikle son Diyanet İşleri Başkanı ile birlikte rutin olarak. Hocam daha önce var şey mıydı hutbelerde Atatürk ismi çıkartılsın? Bir şekilde başka yerlere kutlanmıyor. Çekiyorsun Ahat hocam. Var mıydı ki çıkartılsın? Daha önce yoktu ki şey olsun. Nutuk'ta. Bizzat Atatürk yasaklamıştı hutbede devlet adamlarının isminin zikredilmesini. Öğrencilere okutulmayacak kitap diye. Geçenlerde gördük. Nutuk'u bir araştırmada suç delili olarak kullanıyor adamlar. Valiliklerden, resmi makamlardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi kaldırılıyor. Yapma Ahat hocam ya. Atatürk döneminde camiler ahır yapıldı diye bu halka özellikle böyle çeşitli kaynaklar tarafından pompalanan şey. Devlet nişanındaki Atatürk'ün siliyorlar. Çanakkale zaferini CHP döneminin icraatlarını kutluyor. Eleştiririz. Çanakkale zaferi, Çanakkale zaferini kutluyor. Sayın veririz. Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı İçerisinde Atatürk sözü geçmiyor. Ve daha da ileri Afet İnan'a dil uzatılıyor. Atatürk'le Afet İnan arasında manevi kızı. Zübeyde Hanım'la ilgili burada ifade edemeyeceğim şeyler söyleniyor. Ve 1924 yılında camiler kapatıldı, şey yaptı, bir öğretim üyesi çıkıyor. Hayır. Şimdi söylenecek çok şey var. Ama yani şuna bakmak lazım. Ben söylemiyorum. Profesör Justin McCarthy söylüyor. Bir Amerikalı Türkolog. Eğer Atatürk olmasaydı bir Türk devleti hiçbir zaman olmazdı. Makedonya ve Bulgaristan'daki Türklere bakın. Aynı kader Anadolu'daki Türklerin de başına geldi. Şimdi yani son dönemde özellikle maalesef AKP iktidarıyla beraber bir olayı yaşıyoruz. Bu olay da şu. AKP Diyaneti ve bazı kurumları ön plana çıkarmak suretiyle bu ülkede bir din eksenli sistem değişikliğini hedeflediği bir siyaset götürüyor. Uzun zamandır bunu götürüyor. Ne demek istediniz? Din eksenli bir sistem kurma. Bu, ne, demek? Ne demek istediğim bu, gayet yani, açık. Şeriat gelsin gayet istiyor açık. Gibi Hayır. bir şey mi söylemek din istiyorsun? Din eksenli, din ağırlıklı bir sistem kurmak. Ve böyle bir ortam ve böyle bir şey ortaya çıkınca da
din adamlarının son dönemde giderek siyasallaştığını görüyoruz. Çeşitli din adamları, camilerde işte geçenlerde bir başka yerde de farklı bir değerlendirme yapıldı. Abi anlamak için soruyorum. CHP'yi dinliyorum sanki sizi dinlerken. Yani, ilgili. Niye şimdi, CHP'de değilsiniz siz de İYİ Parti'desiniz şunu Allah aşkına. Şunu şey yapalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesini söyleyelim. Cumhuriyetle çatışma noktasında. Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar diyor. 1920'de bize sevri gösterdiler. 23'te Lozan'a razı ettiler. Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda bizim camilerimiz, mabetlerimiz var falan diyor. Hala bunun mücadelesini veriyoruz Ege'deki kıta sahanlığı ile ilgili. O işte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle oldu bu. O masaya oturanlar o anlaşmanın hakkını veremediler. Şu veremedikleri için de bir sıkıntını yaşıyoruz diyor. Şimdi böyle işe başladığınız zaman şöyle değerlendirmeler ortaya çıkıyor. İbrahim Kalın'ın bir değerlendirmesi. Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatıldı. Artık kendi hikayemizi yazmanın zamanıdır. Ve bir başka öğretim üyesi de gayet açık ve net olarak söylüyor bunu. Erdoğan Kemalistlere, Sayın Erdoğan'dan bahsediyor. Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir. Şimdi yani bu hocanın söylediğini ben önemsemiyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir değerlendirme anlayışının olduğu bir noktada siyasetin de önünü açması nedeniyle bugün din adamlarından, öbür gün akademisyenlerden, öbür gün falancı yerlerden Kübra Hanım başka bir program yapıp var. Bunların hepsini tartışalım. Çünkü hocanın bunu, değerlendirmelerinin tamamına itirazım var benim. İtiraz edebilirsin. Ben bunu bir meclis konuşmamda gündeme getirdim ve meclis konuşmamın sonunu ben vakit almamak için hemen sadece son birkaç cümlesini söyleyeceğim. Çok az zamanımız kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenerek bunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer bu ülke işgalci emperyalistlerin istediği şekilde bir İslam devleti olarak kalsaydı, bugün sıradan bir Orta Doğu ülkesi olarak kalırdı. Onu İslam ülkelerinin ve üçüncü dünyanın gıpta ettiği Batı ile yarışabilen bir ülke haline getiren özelliği demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmasıdır. Dolayısıyla cumhuriyeti kuranlarla ve cumhuriyet değerleriyle mücadele etmeyi bırakın. Günümüz İslam dünyasıyla asla gerçekleşmeyecek hayalleriniz içinde bu ülkeyi araç olarak kullanmaktan vazgeçin. Aksi takdirde iktidarınız bittiğinde tarih sizi ancak bir dipnot olarak kaydedecektir. Şimdi olay bu. Yani siyaset olarak böyle bir zemin oluşturmadığınız takdirde cumhuriyetle, cumhuriyetin değerleriyle niye tartışıyorsun kardeşim? Bu ülke kurulmuş. Bu ülkeyi bir insan, işte biraz önce Ömer Çelik çok güzel değerlendirmeler yapmış. Kesinlikle katıldığım ve takdirle ben de okumak isterim. O kadar. Ama bunu söylemek değil, uygulamada, sosyal hayatta, devlet idaresinde bunu pratiğe dökmek. Peki, çok teşekkür lazım. Ederim. İndirgemezseniz sınırdayım Ersan Şen'e alan açmak ben için. Ben Ersan Hoca'ya bir soru soracağım. Bu şey ceza hukukundan cezası nedir bu ifadenin? Şöyle söyleyeyim size. Bir hatırladığım kadarıyla 5816 sayılı kanuna göre 1,5 yıldan 4 veya 4,5 yıla kadar hapis cezası. Hayır ya bu ifadelerden tabii var. İsim geçmediği için önemli değil. Değil mi? Şey mağdurun belirlenemediği durumda açıkça ortaya koyulmadı eğer tespit edebiliyorsanız ki şeye de öyle açıldı zaten. İmamoğlu'na da öyle açıldı. Evet, açıkça evet. YSK evet. Üyelerinin isimlerini kastetmiyor aynen, ama aynen, oraya aynen. Varıyor diyerek ki bu akşam konuşamadık. Şöyle konuşacaktık ama yerine kaldı. Ben birkaç cümleyle konuşayım. Somut olayla bağlayacağım. Bir defa Ayasofya Camii Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etme ve beddua etme yeri değildir. Tamam? Buna son versin. Böyle bir şey olamaz yani. İnsanlar aklını kaybediyor. Ben size söyleyeyim. Oldu ya. İnanın. Yani böyle bir şey yok. Buna derhal vallahi, Diyanet İşleri şey. Başkanlığımız yalvarıyorum son versin ya. Elinde bu. İkincisi bu yönetim sisteminde, cumhuriyetin sisteminde camilerde siyaset yapamazsın. Bunları bir koyalım ortaya. Bir defa söylenen sözde zalim, kafir söylüyor. Dua değil, böyle dua edemezsin. Bak beddua hakaret değildir ama eğer zalim, kafir diyorsan bir daha böyle bir yönetimden veya anlayıştan bizi koru diyorsan sen alenen hakaret ediyorsun, sövüyorsun. Ha o cümle de var evet. Sövüyorsun. Ya Rabbi o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini bakın, mukadder söylediği mi? Söylediği şu. Ha.
Bunlardan daha zalim ve kafir kim olur? Bu sövgü. Bu sövme. Şu da başına gelmesine mukadder buyurma dediği de esasında dua değil. Bu hakaret. Somut olgu isnat ediyorsun. Evet. Anlatabildim mi? Net bu yani. Reddit yok. Gereğini yapacaksın. Şey de yok burada. 4483 sayılı kanuna göre soruşturma iznine de gerek yok. Çünkü kamu görevlisi değil. Emekli. Gereğini hemen yapacaksın. Bunu göstereceksin. Samimiyet öyle olur. Hukuku işletmek nasıl diyorlar? Efendim hakaretten ceza mı olur diyenlere ne diyorlar? Suç kardeşim diyor. Suç. Gereğini yap. Çifte standarda sebebiyet verme. Öyle şey yapıp güzelleyemezsin. Ama şöyle söyledi, böyle söyledi. Bağlamından kopar. Ne bağlamından koparacaksın? Çıkmış Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyor ya. Var mı bunun ötesi? Kapatan kim? Müzahaline getiren kim? Sahipler olur, o olur, bu olur. Ya Mustafa Kemal Atatürk kim kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran insan. Varlığın ona ve silah arkadaşlarına bağlı yaptığına bak senin ya. Böyle bir şekil var mı? Bir diğer tespitimi söyleyeyim. Din adamlarının kutsal mabetlerde politika yapma sevdası bitsin artık. Biz bunu duymak istemiyoruz. Ya oraya çıkıp da bu gemide hepimiz biriz. Gemi batarsa hepimiz batarız. Şey, liderinizi takip edin. Bu senin işin değil kardeşim. Böyle bir şey yok. Başka Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde bu mümkün değil. Bu yönetim sisteminde, bu anlayışta, bu rejimde bu olamaz. Bu bir. Bir diğer husus. Benim din adamlarına beklentim şu. Bütün vatandaşlar insanların sağlığı, birliği, beraberliği için dua etsinler. Ağızlarından beddua çıkmasın ya. Hakaret eder mi din adamı ya? Bu ne demek ya? Zalim ve kafir kim o? Sen Mustafa Kemal Atatürk'e ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sakin ol, tamam. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bunu buradan konuşmaktan utanıyorum ya. Evet. Türkiye Cumhuriyeti toprağı değil mi Ayasofya Camii? Psikolojin bozuldu ya, tamam. Böyle bir şey olamaz yani. Biz bunu konuşuyoruz, çok üzülüyorum ben. Bak şunu da yazmışım. Atatürk'ü sevme kardeşim. Nefret et. Bir yere kadar. Ama çıkıyorsun camide hakaret ediyorsun. Biz de bunu seyredeceğiz ha. Şu söyleniyor. Efendim diyor sekülerler. Sekülerler ne demek? Bütün dine inananlar Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyor. Aynen. Peşinden gidiyor şu anda. Dindarlar daha çok seviyor. Allah razı olsun diyor. Cebinden para koymuş, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yaptırmış. Dini yok etmemiş. Elmalı. Köken bir Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlet çıkarmış birisinden bahsederken ağzından çıkan söze dikkat edeceksin. Niye biliyor musunuz? Ne söylediğini bilmiyor. Ne söylediğini bilmiyor. Kiminle ilgili konuştuğunu bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Hayatın nasıl bu ülke ve bu millet için harcadığının hiç hesabını yapmıyor. Çıkıyorsun orada 21. yüzyılın 3. 10 yılında orada sana sağlanan konfordan istifade ederek bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna alenen hakaret ediyor. Bravo Zafer. Böyle bir şekilde olabilir mi ya? Bir hukuk devletindesin. Kalkıyorsun. Bu konuda konuştuğun bu kişi Mustafa Kemal Atatürk. Biz Fatih Sultan Mehmet o bu. Hiç fark etmez, hepsi bizim. Ecdadımız. Lan Rum edebilir küfür. Yunan edebilir küfür. Niye? Çünkü onu kovmuş, atmış, denize dökmüş. Ya burada bir Türk milletinin evladı çıkıp da Mustafa Kemal Atatürk'e hangi hakla hakaret edebilir ya? Eleştir, Kemalizmi eleştir kardeşim. Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştir. Put değil. Söyle, de ki kardeşim de Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği toprakları da alsaydı, Musul'u da alsaydı, Kerkük'ü de alsaydı, o zamanın şartlarını göz ardı et, bunu da söyle, buna katlanırım ama Mustafa Kemal Atatürk'e çıkıp kafir sen niye diyemezsin ya? Nasıl dersin ya? Biz mevcut yönetimde bulunan eleştirdiğimiz insanlara diyemiyoruz ya. Suç olup olmaması hiç önemli değil ya. Sayın Cumhurbaşkanı dediğim yerde, Sayın Başbakan dediğim yerde, Sayın Vekilim dediğim yerde çıkıp caminin kürsüsünden bunu yapaması, bu ülke şu anda İstanbul'da iki fetih kutladı ya. Hiç kimse fark etmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrı kutluyor, Merkez Teşkilatı ayrı kutluyor. Çocukların üzerinden kutuplaştırmaya gidiyoruz. Yani din alimlerinin, din adamlarının dili böyle mi olmalı? Biz şiddet dinini, tehdit dinini, hakaret dinini, beddua dinini terk etmemiz gereken yerde konuştuğumuz konuya bak. Kim? Mustafa Kemal Atatürk. Ben pes diyorum ya. Vallahi pes diyorum ya. Evet. Başka hiçbir şey demiyorum. Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek. Şurada bir cümle söylediğimizde cımbız da alınıyoruz.
Tabii. Ya çıkıyorsun, oradasın, sorumlusun ya, karşında devlet er... Buna itiraz etmeyen devlet erkanına da üzüntülerimi bildiriyorum. Kınamıyorum diyemiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı var orada. Ben ne biçim konuşuyorsun demiyor kimse. İşte sorun bu. Samimiyet. Koyacaksın. Bakın bir şey söyleyeceğim. Tarihini unutursan, tarihi terk edersen terk edilirsin. Bu ülkede kimse Mustafa Kemal Atatürk'ü silemez. Öyle bir sevdalı da değil. Özellikle dinine inananlar, ben inanan bir insan olarak söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün peşindeyim ya. Ben ne oluyorum? Dinsiz mi oluyorum? Yok, o camileri kapattı, bu camileri kapattı, bunu kapattı, onu kapattı. Onlar, sen daha iyisini yap kardeşim. Onlar daha çok politik. Sen daha hayır hocam, sen daha iyisini yap tabii, ya. Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ü başarısızlıkla itham edenlere diyorum. Yıl 1919. O tarihlerin şartlarını düşünme. Gel bu tarih. Ya şimdi senin elinde her türlü imkan var. Bak, canımızla uğraşıyoruz. Dibimize gelmiş. PKK-YPG Suriye'nin kuzeyini peşkeş çekip uydu garnizon devlet kurduruyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmek için. Hadi bakalım. Giy postalları. Bitirdim sürem. Mesut Bey, iki dakika diyor yönetmenim. Evet, şöyle şu iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin işgalinden kurtulmasında, bu millete öncülük etmiş, bağımsızlığını sağlamada ve cumhuriyeti kurmada öncülük etmiş, herkesin saygı duyması gereken bir ilk cumhurbaşkanımızdır. Bir defa bunun altını çizmemiz lazım. Bunu bir kenara koymak lazım. Ama 25'ten sonraki CHP iktidarı dönemine yapılan eleştirileri de Atatürk'ü eleştiri olarak algılamamak lazım. O değil. Hocam. Açıkça Mustafa Kemal Atatürk'ü oraya girmiyor. Bizim buna izin vermememiz yani lazım. Şimdi bir dakika. Bu ülkenin vatandaşlar olarak. Ya. Kapatıyorum. Şimdi yarın da konuşuruz bu ikisinin özellikle iki hususun özellikle ayırt edilmesini. Yani 25'e kadar emperyalizme karşı mücadele ruhu, söylediği gibi hocanın, dindarın da ruhudur. Ya İstiklal Savaşı, bu yani Nutuğu okuyun orada, kelime-i şehadet getirerek ölüme gidenlerden bahsediyor. İslami kimlikle kurtulmuştur bu memleket. Ve Mustafa Kemal Paşa onun önderliğini yapmıştır. O bizim başımızın tacıdır. Ama 25'ten sonra CHP döneminde CHP döneminde yapılan o Twitter'lara yani kimlikle atılan tweetlere mücadele bir şey dönemini birbirinden ayırt etmek lazım. Çok teşekkür ederim bütün konuklarıma. Çok ibadethanelerde, ibadethanelerde siyaset yaptırmayacaksın ya. Devletin kurucusu, kurucu liderlerini böyle açık olarak bir şey yapmak. Sadece lidere değil, hocam Mustafa Kemal Atatürk camide siyaseti yasakladı. Olursa, siyaset yapılmasın camide. Yolu açılırsa işte sıkıntılar budur. Toplumsal barışı bozar. Çok teşekkür ederim. İbadethanede, camide din görevlisinin görevi toplumsal barışa hizmet edecek. Aynen öyle. Edecek. Birlik, beraberlik, Ayasofya gibi bir mabetti. Milli ben ve de manevi değerler etrafında ben toplamak. Ben de katılıyorum. Profesör Doktor Selami Kur'an, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, AK Parti 22. dönem milletvekili Resul Tosun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Ahat Anlıcan, Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı ve ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tartışma programıydı. Ekrem İmamoğlu'na soruşturma meselesine bugün giremedik ama yarın akşam başlıklarımız arasında olur diye tahmin ediyorum. Yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize ve tüm ekibe çok teşekkür ederim.